İyi akşamlar sevgili seyirciler. Olaylar ve görüşlerden merhaba. Bu akşam stüdyomuzda 5 konuğumda, stüdyomuzda yanımızda çok değerli konuklarımla siyasetin sıcak başlıklarını konuşacağız. Tam da salı günü grup toplantılarında yeni mesajlar verildi. Sıcağı sıcağına burada konuklarımla değerlendireceğiz. Kimlerleyiz? Konuklarım kimler? Onları tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Ersan Şen bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Yazar Elfin Tataroğlu bizimle. Elfin Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Oda TV Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik yine stüdyomuzda. Can Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk bizimle. Hasan Bey hoş geldiniz. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Ve gazeteci Cem Küçük bu akşam bizimle. Siz de hoş geldiniz hoş Cem Bey. Az önce de ekranda gördünüz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avrupa oyunları için bir grup gazeteciyle yaptığı Roma seyahati üzerine başlayan tartışmalar. Aslında çok konuşuldu, tartışıldı, yorumlar yapıldı, cevaplar verildi ama bugün tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayıştay'ın 162. kuruluş yıl dönümündeki konuşmasında bu konuya değindi. Grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yine bu konuya değindi. Hemen yönetmen arkadaşım Gizem'den rica edeyim. Ekrana getirelim neler dediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki milletin cebinden gazetecilere özel uçakla Roma turu yaptırmanın haklı bir gerekçesi olamaz dedi. Hiçbir kurum savurganlık içinde olamaz. Milletin oluşturduğu kıt kaynakların birilerinin reklam bütçesine dönüşmesini hoş karşılayamayız dedi. Eş dost atamaları ve belediye kaynaklarının kişisel kullanıldığını görüyoruz. Kimse kusura bakmasın, milletin cebinden basın mensuplarına özel uçakla Roma turu yaptırımın haklı gerekçesi olamaz dedi. MHP Genel Başkanı da israftan şikayet edenlerin yandaş gazetecileri Roma'ya tatile götürmesi ayıplı zihniyetin defol uygulamasıdır dedi. İstanbul'un bugün ıstıraplı hali bizleri üzmektedir dedi MHP Genel Başkanı. Ekrem İmamoğlu da ilk defa İBB bütçesinden kullandık, bütçesini bu şekilde kullandık. Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok. Bir eksiğimiz varsa bakarız. Bir sonrakinde yapmayız ama ilk kez yapıyoruz. Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok. Etik kurallar üzerinden eleştirileri dinliyoruz. Avrupa oyunları İstanbul tarihinde ilk kez yapılıyor dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de hızlıca onun yorumunda söyleyeyim. İmamoğlu gazetecileri memleketine PR yapmak için yani tanıtımını yapmak için götürmedi. Gazetecileri toplayıp memleketine götürse parti için bir şey yapsa harcanan bu para eleştirilir ama İstanbul için, Türkiye için bir şey yapıyorlar dedi özetle. Can Özçelik, Oda TV Yazı İşleri Müdürü, o da o seyahatteydi. Yine geldik size hemen Can Bey. Şimdi sıcağı sıcağına açıklama olmuşken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sayın Bahçeli'nin bu eleştirilerine ne diyorsunuz? Neden o geziye gittim? Neden o uçaktaydım? Diye hale geldiniz mi iki haftadır süren tartışmalar sonunda? Eleştiriler çok bir sorun. Hele niye oradaydım? Eleştiriler çok normal, haklı. Şöyle haklı. Kendi cephesinden siyaseten haklı. Çünkü aynı geziler yapıldığında muhalefette aynı eleştiriyi Sayın Cumhurbaşkanı'na yapıyordu. Sayın veya diğer bakanlara yapıyordu. Yani iktidar kanadı da bu geziyi yaptığında kendine muhalif diyen gazeteciler de sık sık bu eleştirileri diğer gazeteci arkadaşlar için yaptı. İşte Cem için yaptı, Hasan Bey için yaptı işte. Yani örnek olarak veriyorum. Gittiniz diye söylemiyorum. Yani bu eleştiriler yapıldı ve karşı tarafında bu eleştiri yapması çok haklı ve doğal, normal. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın İBB bütçesinden böyle bir gezi yapıldı, gazeteciyi götüremezsiniz eleştirisi bence normal. Ama şöyle bir şey var. ben davet edildim oraya. Evet, Oda TV Yazı İşleri Müdürü olarak davet edildim ve gittim. Bana şöyle bir şey denilseydi, biz gezi yapıyoruz ama işte otel parasını, yemek parasını siz karşılayacaksınız deselerdi. Zaten onu yapardık ama şimdi böyle bir davette davet edildi. Biz de sorduk. Gelebilir misiniz dediler. Evet gelebiliriz dedik. İsim istediler. Ben katıldım. İşte aramızdaki fark o. Ve gittik. Size davet gelmediyse yanlış yapmışlar. Yani Haber 7'ye bir davet gitmediyse yanlış yapmışlar. Değil, ben bunu her programda söylüyorum. Yani hayır, aramızdaki fark şu. Hani siz dediniz ya geziye gittik paraları onlar ödediler. Biz geziye gidiyoruz paraları biz ödüyoruz. Aramızdaki fark. Yani... Her zaman geziye yani sizin şahsınızı sormuyorum. Yani şimdi bu konuyu konuşuyoruz, iki haftadır konuşuyoruz ama Türkiye'de genel olarak ama yani belediye başkanı, siyasetçi, bakan vesaire. Benim verebileceğim bir şey değil yani. Bunu neden İBB ödedi de sen ödemedin diye sorarsanız, evet İBB bana siz ödeyin deseydi biz öderdik. Yani ben öderdim yani veya derdim ki benim kurumum bunu karşılayacak durumda değil, ben bu geziye katılamıyorum derdim yani. Bu iş böyle olur. Ama burada gazetecileri sorgulamak bence yani bu belediyenin
bu eleştiri yapılması çok haklı. Evet, o eleştiriyi orada o siyaseten yapabilirsiniz, onu tartışabilirsiniz ama gazeteciye sen niye... Ben haber yapmaya gittim. İmamoğlu'yla, Ekrem İmamoğlu'yla da röportaj yaptık orada. Ve bir gün, bir gece kaldık. Ertesi günde döndük. O süreçte de, 1,5 günlük süreçte de 3 tane haber yayınladım. Yani şimdi hem Avrupa oyunlarıyla ilgili haber yayınladık, hem orada özel başka bir iş daha çıkarttık, onu yayınladık. Bir de akşamında da Ekrem İmamoğlu'yla bir gazetecilerin sohbeti vardı. Orada da ne dediyse onu yazdık. Yani orada Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren cümleler de kurulduysa onu da o metnin içine koyduk. O yüzden ben kendi açımdan söylüyorum. Ben gazetecilik yapmak için gittim. Davet edildim, gittim ve gazetecilik yaptım. Haberlerimi de yaptım. Bunu da gizlemedim zaten. Ama yani siz kendi adınıza rahatsızsınız bu durumdan, size yönelik eleştirilerden. Bana bir eleştiri yöneltilmedi açıkçası. Size derken Gezi'ye katılan gazetecilere yönelik. Yok, ben orada haklılar. O eleştirilerde haklılar. Ben her zaman söylüyorum. Eğer geçmişte, o yüzden Hasan Bey ve Cem Bey için dedim. Yani geçmişte eğer Cem Küçük için sen o uçağa bindin, nasıl binersin diye bir eleştiri yapıp Ekrem İmamoğlu'nun gezisine katıldıysa, kusura bakmasın yani, bu yapılan eleştiriyi kabul etmek zorunda. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı davet etti de ben mi katılmadım? Keşke bakanlar bizi de davet etse de Oda TV'yi, bütün gezilerine gitsek, katılsak, biz de karşılarız onu. Veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın akreditasyonuna, keşke Cumhurbaşkanlığı akreditasyonu bize yapsa da o akreditasyon içine girsek, biz de katılsak, Sayın Cumhurbaşkanı'na o uçakta sorular yöneltebilsek. Burada bir de tasarruf, ben o eleştiriyi yapıyorum yani. Tasarruf yani. Boyutu mu, etik boyutu mu? Ya biraz ama iç içe geçti galiba tartışılan boyutu. O tartışmayı yönüde. Ben yapabilecek durumda değilim. Zaten yapamam. Çünkü o tasarrufu sağlayacak kişi de ben değilim. O bütçeyi yöneten kişi de ben değilim. Bu soru Ekrem İmamoğlu'na sorulması gereken bir soru. Ben sadece şunu söylerim. Daha önce böyle bir eleştiri yaptın mı Can Özçelik diye sorarsanız, ben şu eleştiriyi yaptım. O uçağı bizi niye davet etmiyorlar diye yaptım. Bakanların ve Cumhurbaşkanı uçağına bizi niye davet etmiyorlar diye bir eleştiri yaptım. Tüm yayın kuruluşlarının temsilcilerinin her zaman davet edilmesi gerektiği. Evet, bu eleştiriyi yaptım. Bu tartışma üzerinden baktığınızda evet, ben bu eleştiriyi yaptım. Bu eleştiriyi yaptım ama şu eleştiriyi yapmadım. O eleştiriyi yapsaydım ve bugün bu tartışmayı çok rahat bir şekilde yapamazdım. Hasan Bey, siz neden o uçağı devletin parasıyla o otelde kaldınız eleştirisini yapsaydım, bugün bunu konuşamazdım. Ama Hasan Bey'in geçmişte siz niye devletin parasıyla bu işleri yapıyorsunuz diyen arkadaşlar, eğer o geziye katıldıysa, ki öyle olduğunu söylüyorlar, ben isim olarak bilmiyorum. O eleştirileri yapanlar kim? Cem geçen programda söyledi. Ben hani isim biliyorum dedi. O yüzden söylüyorum. Eğer bu eleştiri yaptılarsa o arkadaşların çıkıp evet biz geçmişte bu eleştiri yaptık ama bugün de bunu yaptık deyip bir öz eleştiri vermesi gerekiyor. Peki. Cem Küçük'e döneyim. Niye bu kadar bu konuyu ikinci haftadır hala konuşuyoruz siyasetin gündeminde? Vallahi. Ve hangi yönüyle sizce? Siz neresinden bakıyorsunuz? Vallahi ben geçen hafta burada 2-3 program konuştuk ama bir özet geçeyim. Sayın Erdoğan bugün gündeme getirdiği için gündeme geldi. Ben geçen hafta burada söylediklerimi bir daha söyleyeyim. Özet olarak söyleyeyim. Burada Şükrü Bey vardı. Sayın İmamoğlu'nun Ankara temsilcisi kendisi. Orada da söylediğim şu. O gazeteye, o geziye 36 gazeteci katıldı. Toplam 70 kişi gitmişler. Özel uçak kiralanmış. 34 gazeteci vardı. 73 galiba. Evet, 34 gazeteci vardı. 36 evet. Şimdi burada önce Murat Bey, Murat Emir CHP milletvekili, işte doktor aynı zamanda göz doktoru. O mesela Hayır Türk Hava Yolları'ndan biletle alındı, gidildi. Masraflar aslında oteller o kadar değildi. Ve benzeri gibi bir şeyler yaptı. Sonra uçağın kiralandığı ortaya çıkınca da Murat Bey sessiz kaldı. Buradaki mesele şu. Benim bakışım bu. Bir bakan, milletvekili, belediye başkanı geziye birilerini götürür. Gazeteci de götürür. Ben burada mesela ben sayıyı çok buldum. Yani 36 kişi bence çok, 34 kişi. 10 kişi götürseydi, yani Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı, Anka ve bazı gazeteci köşe yazarı kendisine yakın. Erdoğan da kendisine yakınları götürüyor. Peki İmamoğlu da kendisine yakın Sözcü, Cumhuriyet, T24, Fox TV filan, Halk TV. Ama orada Anadolu Ajansı da vardı. Sabah ve A Haber'den de muhabir ve gazeteciler çağrılmış ama onlar kabul etmemiş. Yani şimdi, o bilgiyi vereyim. O da olur. Yani onları da hani olsa... Ama keşke mesela Hasan Bey'i de davet etselermiş. Evet, olması gereken şey bu zaten. Siyasetçinin heyeti içinde gazeteci olarak benzer bunca yıl gittiniz mi? Çok çok. Ben Erdoğan'la 2017'ye kadar
birkaç kezine yani gittim. Davutoğlu'yla gittim. Tabii tabii şöyle. Karşılandı. Ben Erdoğan'la Letonya'ya gittim, Estonya'ya, Litvanya'ya, Anadolu gezilerine. Ama şöyle olur. Uçak tamam ama o uçağın gelme yerinden dahil yeme, içme, sağlık masrafları, otel her şey size ait. Mesela ben Letonya'ya, oraya gittiğimde o zaman hatta yanımda 4000 euro vardı. Çünkü oteller 3000 euro tuttu. Orada yeme içme de vardı. Yani bir haftalık uzun bir şeydi bu. O dolayısıyla da tabii tabii uzun bir geziydi. Bir haftalık bir geziydi. Verdi. Ben burada şunda değilim. Yani İmamoğlu niye... İmamoğlu gazeteci götürür. Şey değil. Bu 36 kişi uçak kiralanması ve yaklaşık 23 milyonluk bir masraf olması. Şöyle götürseydi. Yani bir uçak diyelim ki şey yapıp götürüp ya herkes otel parasını kendi versin deseydi önemliydi. Bir de ben bununla ilgili birkaç gazeteci dışında yani mesela bizim İhlas'tan da giden oldu. Türkiye Gazetesi'nden de ama birkaç haber çıktı. Öyle geniş haberler falan şey olarak çıkmadı. Orada bir de gidenler insanların şeyine bir itirazım yok mesleğine. Hani kamuoyunun da öyle çok tanıdığı isimler değildir. Yani Can gibi öyle 4-5 kişi dışında çok bilinen bir şey değil. Ha, bunları da geçtim. Gidebilir. Yani orada tasarruf. Buradaki iki, bence eleştirecek iki konu var. Birincisi tasarruf tasarruf deyip işte İstanbul'da tasarruf yaptık deyip borç ödüyoruz deyip bu kadar gazeteciye götürmeye gerek var mıydı? Götürdünüz. Bir de geçmişte acaba belediye başkanları otel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmuş, benzer götürmüş. Gezilerde nasıl bir yol bak izledi? Şöyle de oluyor. Ben mesela Mevlüt Bey'le bakanlarla da yurt dışına yurt içine gittik. Günübirlik. Ama orada da gene uçak ve benzeri karşılanıyor ama otel paraları değil. Otel paralarını gene siz karşılıyorsunuz. Öyle bir durum olduğunu da otel paralarını da orada şey karşılıyorsunuz. Ama bazen bakanlar veya meclis başkanları 2-3 gazeteciyi götürürse diyelim ki geçen Pırak'a gittim meclis başkanı. Orada da gazetecilerin masraflarını kendi ödemişim. Yani ya, meclis ödemiş. Konaklamalı seyahatler oluyor zaman tabii, zaman. Ama onların şöyle 3 kişi ve gazetecilerin. Ama şöyle Selap Hanım mesela 4 kişi. Ben mesela Mevlüt Bey'le bir defa gittiğimde Bakü'ye otel parasını da bakanlık ödedi ama 2 günlük bir geziydi. Ha benim burada esas itiraz ettiğim ne? Eleştirilmesi gereken, bence üzerine durulması gereken 2 nokta var. Birincisi şu. O geziye katılan 3-4 tane isim, isimlerini vermeyeyim, cevap hakkı da olmasın. Yani geç evde bilinen isimler bunlar, Sözcü'de yazan, diğer yerde yazan. Efendim Erdoğan uçağıyla gidiyor, gazeteci gidecekse kendi parasıyla gitsin. O geziye niye gidiyor? İşte Fulya arkadaşımız hacca gidiyorsa Erdoğan uçağıyla mı gitmek zorunda? Kendi gitsin diyenlerin şimdi bedava o geziye konmaları. Ben o kişiyi eleştiriyorum. Ekrem Bey'i niye götürün diye eleştirmiyorum. Ekrem Bey götürebilir. Dediğim gibi daha az götürmeliydi veya otel paralarını gidenler ödemeliydi. E sen şimdi yıllarca Erdoğan'ı, bakanları niye götürdün diyorsun. Sonra gidiyorsun İmamoğlu'yla 5 yıldız otelde fiyatları 468 euro ile 1000 euro arasında kalan otelde kalıyorsun. En azı da en düşünde de Can kalmış. Otel fiyatlarına biz baktık yani. Öyle mi olmuş tabii, Can? En düşük odada o kalmış. Orada 1000 euroluk odalar da var. Öyle toplu alınca da indirim falan yani da yapan ben bir hani otel değil. 1000 euro dediklerinde 1000 euro değildi yani. O da yok, yok. Ama şöyle şey yapıyor. Ben, 1000 euro Roma'ya, 400, ben Roma'ya 4-5 defa... Falan, ben Roma'ya falan. Gittim. O oteli de biliyorum. Çok pahalı bir oteldir. Öyle toplu yapılınca da indirim olmaz. Zaten Avrupa'da Can 200 euronun üzeri gecelik 300 euro pahalı otele girer. Yani euro cinsinden. Hani bizdeki fiyatlara bakmayın. Bizimkiler zaten uçuk da. Bizimkinin dünyada eşi yok. Buradaki eleştirim bu. Yani sen niye Erdoğan uçağına bindin bedava gittin deyip oraya gitmeyi buluyorum. Bir ikincisi oraya giden gazetecilerin mesela Eda Nur kızımız 5 yaşında İBB'nin kazdığı çukura düştüğünde niye İBB'yi eleştirmediniz? Mesela 29 kişi Beşiktaş'ta bir gece kulübünde öldüğünde niye bir tane yazı yazmadınız? Küçük haberleri demiyorum. O küçük haberler her yerde oldu. Veya teleferik kazası oldu Antalya'da ses çıkarmaması. Ha, yarın bir gün İBB ile ilgili bir olay olduğunda bunu eleştirebilmeleri önemli. Eğer evet. Eleştiremiyorsanız bundaki bir şey mesela budur. Yoksa onun dışında İmamoğlu'nun götürmesi de normal. Şey de görüyorum ama 70 kişinin gitmesi yani Erdoğan'ın gezilerinde o kadar kişi yok. Burada aslında evet. Asıl konu herkese kim olursa olsun bunun bir ahlaki çerçevesi varsa herkes için işte, geçerli bak, olması. Bizde biraz hep Serap dönem işte, değişiyor. Muhalefetin ikna edici olmadığı taraf o gazeteci arkadaşların bir kısmında o. Bende yazıların hepsi var. Bu atamalarda da öyle. Adam benim kardeşim bile hak etse atama yanlıştır diyen kişinin kardeşi Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı oluyor. Aynı şey yani şimdi, bir ahlaki standart varsa diyorum, kişiden bakın, kişiye, partiden partiye, siyasetçiden siyasetçiye. Ben de her seferinde diyorum ki o kişi hayır. Uzun zamandır siyasetin içinde. Benim söylediğim o değil. Ben onun ağır kardeşi olan kişinin
benim kardeşim hak etse bile belediyeye atanmamalı diye 2019'da 20'de köşe yazısı yazıyorsun. Sonra abin atandı ağzını açmıyorsun. Ben duruşu eleştiriyorum. O giden gazetecilerden de 3'ü 4'ü Erdoğan'ın gelsin niye gidiyor? Herkes cebinden gitsin diyorsun. Sonra ahlak satıyorsun. Gerçi Cumhurbaşkanı'na daha çok Can Bey'in söylediği, yani Cumhurbaşkanı uçağına tüm gazetecilerin yani akreditasyon verilmeyen basın değil. Kuruluşlarından bakın, gazetecilerin davet edilmemesi eleştirisi ben, daha mesele bakın bu gezide mesele çok uzak. Mesele bu değil. Erdoğan kendine yakınları götürüyor. Bence muhalefeti götürmeli. Sayın İmamoğlu A Haber'i falan davet etmiş. Hürriyet'ten gazeteci İsmail El vardı orada. Bir sürü kişi gidip bizden vardı İHA'dan. Evet. Buradaki mesele oradaki isimlerin daha iki sene önce yani sen Erdoğan niye oraya gazeteci burada götürüyor haklısın, diyenlerin evet, şimdi İmamoğlu'yla beda o da evet. Kamu kaynağı bu da kamu kaynağı. Çok doğru. Yani evet, Erdoğan'ınki de kamu kaynağı o da aynı isimlerin orada kardeşi bak insanlar hak ediyor değil benim kardeşim de bir yer hak edebilir ama sen hak eden insanları yıllarca niye o görev atadınız diye eleştiriyorsun sonra kendi köşende benim kardeşim hak etse bile atanmamalı diyorsun. Sonra kendi kardeşin atanıyor ve sessiz kalıyorsun. İnsanların nitelikleri, kapasiteleri yüksek olabilir. Ama böyle bir ilişkide olmamalı ya. Onlar o başarılarını başka sektörlerde gösterebilirler. Şu açıdan ben doğru. Serap Hanım, benim dediğim o değil. Bakın ben bir bu daha söyleyeyim. Bu yazıyı yazdıktan sonra böyle bir şey yapmasın. Bir şey değil. O şu bak kişiler ahlak satıp, dediğim şu. Bir kişi diyor ki bir köşe yazısı. Benim kardeşim diyor 2019'da yazıyor. Hak etse bile bir belediyede görev almamalı diyor. Sonra o kişinin kardeşi belediyede görev alıyor, sessiz kalıyor ve... Ne oldu ki diyor. İki sene önce, üç sene önce öyle demiyordun. Peki. AK Parti'yi eleştiriyorsan sen niye bunu yapıyorsun? Bu turu hızlı geçmek istiyorum çünkü üzerine daha önce konuşulan ve tartışılan bir konu. O yüzden hemen Ersan Şen'e dönmek istiyorum. Ne diyorsunuz? Vallahi şöyle söyleyeyim. Ben bir defa yönetim katında ve muhalefet katında toplumla, halkla, sokakla linklerin koptuğuna inanıyorum. Yani yukarıda deyim yerindeyse bir çelik çomak oynanıyor. Hiç aşağının farkında değiller ne olup bittiğinin. Bir iki miting yapmakla olmaz. Ama biraz sonra söyleyeceklerim ki lafı gediğine de yerleştirmek istiyorum. Yani bunlara Allah'a havale ediyorum o kadar söyleyeyim size. Gündem bizim derdimiz ne? Bizim şöyle konumuz bu mu? Onu mu diyorsunuz? Aynen. Bakın, yok gündem değil. Bu gündem. Ama bu sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı bir hata değil. Bunun toru topu hata. Yani kim bu seçim sonrası bu Roma seyahatini icat ettiyse, bu İBB'nin vatandaşın parasını, eurosunu, dolarını çöpe attıysa onu Allah'a havale ediyorum. Onu söyleyeyim size. Yani siz emeklinize 10 bin lirayı bulup buluşturamıyorsunuz. Para diye hu çekiyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önce Kabataş, Beşiktaş, Darphane metrosunu açtı mı, açacak mı, ne yaptı, ne yapacak belli değil. Seçim sonrası. Ya halkın durumu belli. Önümüz Kurban Bayramı. Allah'tan şimdi İstanbul Vakfı üzerinden bir konserve et kurban bağışı başlatmışlar. Umarım arkasından Ankara, İzmir bütün belediyeler gelir. Ya üniversite sınavlarına girilecek, sonuçlar açıklanacak. Kimin ne yurtta kalacağı belli değil. Yani bugün bir öğrencinin İstanbul'da 20 bin liraya geçinebilmesi ayda zor. Seçilmişsiniz. İki ay önce size bu millet oy vermiş. Eşini, dostunu, akrabanı, yakınını belediyelere dolduruyorsun. Bunu da görüyoruz. Millet de enayi değil, görüyor. Ya millet paraya hu çekiyor. Sen salla savur yapıyorsun. Bunun bir izahatı var mı? Buna çıkıp özür dileyeceksin. Ama biz de sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yüklenmenin bir gereği yok. Tepe ile tabanın arası, halkla iktidarın arasındaki linkler kopmuş durumda. Ayrı dünyadalar. Ben size söyleyeyim. Bakın millet hakikaten mutsuz, rahatsız. Bunu hepimiz biliyoruz. Sadece pozisyonumuza göre, siyasetimize göre, ideolojimize göre hareket ediyoruz. Vallahi de billahi de diyorum. İstanbul'dan başla ta Kars'a kadar git, Erzurum'a kadar git. Millet nefret etmiş durumda. Çok da sıkıntılılar. Öyle az buz değil. Gidişat hala iyi değil. Şu anda 12 ayı yeni ekonomi sisteminde tamamladık. Birileri çıktı, Mayıs öncesinin bütün faturasını vatandaşa, esnafa kesmeye çalışıyor. Bak ben size şuradan bir hususu okuyayım. Okuyayım. Oradan gidelim Roma seyahati üzerine. Tamam. Roma seyahatiyle ilgili ben hani şunu şuraya not almışım. Hakikaten bir kızgınlık var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de var. Sayın Ekrem İmamoğlu'na da var.
Doğru dürüst çalışın diye oy verdik diyor vatandaş. Çözüm sunun, bize mazeret urat üretmeyin. Siz kendi akrabalarınızı, yakınlarınızı belediye alın, iş yapın diye biz size oyu vermedik. Roma seyahatini icat edip belediyenin binlerce dolarını çöpe attınız. Bunun hesabı kitabı elbette sorulacak. Bırak iktidarın yukarıda muhalefetle bunu söz yarışına sokmasını. İktidar sanki çok mu iyi durumda? Daha kötü durumda. Onun linkleri hepten kopmuş durumda. Ben size şöyle söyleyeyim. Bir defa ben buradan hakikaten ekonomiyle ilgili can yakıcı konu olduğu için, çünkü Roma seyahatini konuşuyorsak ekonomiyi konuşacağız. Çünkü insanlar rahatsız, mutsuz, emeklin 10 bin lira alıyorsa, asgari ücretin 17 bin 2 lirayla geçinmeye mecbur bırakıyorsan, kardeşim sen elbette her kuruşun hesabını vereceksin, biz de her kuruşun hesabını soracağız. Ha şu anda bu sorulabiliyor mu bu hesap? Hayır, sen 2,5 trilyonluk bütçe açığını 100 milyarlık tasarrufla kapatabileceğini mi zannediyorsun? Asla. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum hakikaten. Umarım dinliyordur veya etrafında mutlaka dinleyen kurmayları vardır. Muhalefete de sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bu millet size oy verdi. Bu millet sizi seçti. Bu millet 2 ay önce belediyelerde muhalefete oy verdi. Bizi sıcak paracılara, Londra'nın baronlarına, Washington'un bankerlerine teslim etmeyin. Bu millet büyük bir millettir. Bu milleti kimse yıkamaz. Bize denk bütçeyi getirin. Cari açığı kapatan proje getirin. Üretim getirin. Gerçek tasarrufu getirin. Hukuku, adaleti getirin. İsrafı durdurun. Geçmiş Mayıs öncesi yönetim hatalarının faturasını vatandaşa kesemezsiniz. Böyle bir şey yok. Bugün vatandaşı birbirinin ihbarcısı yapmak istiyorlar. Bugün vatandaşı kendi yaptıkları hatayı, ekonomi, politika hatalarını... Hangi yolla birbirinin ihbarcısı, ne konu? Evet, %10 şimdi vergi. Diyorlar ki ihbar et onu diyorlar, sana %10... Vergi için. Bak onu vatandaş yine çözer. Vatandaş ne yapar biliyor musun esnaf? Kardeşler o %10'u indireyim buradan. Sen al git. Şu bir çözer. Hat, bir alo hattı kurulacak. Aynen, eğer İBAN'a gönder derlerse şikayete onu diyorsunuz. Aynen göreceksiniz. Vatandaş onu da çözecek. Nasıl her şeyin çözecek? Çözümünü bulur. Ya indirim yapacak kasada. Bunu rahmetli Özal zamanında keşfetmiş. Keşke devam ettirseydik. Bir alışveriş bir fiş. Keşke bunu devam ettirseydik. Keşke kaldırmasaydık. Doğru izleyen bir sistemi bozdun. Şimdi ihbar hattını kurdun. O ihbar hattında alışveriş yapan vatandaşla esnaf anlaşacak kardeşim. İlk kere 2-4 Türk milletinin çözümünü engelleyemezsin kardeşim. Çünkü niye? Önce sen hatayı kendinde bulacaksın. Şu anda bakın ben size şöyle söyleyeyim. Bu Roma seyahatini niye konuşuyoruz arkadaş biz? Bizim konuşmamız gereken biraz önce söylediği gibi iktidar götürdü, o götürdü, bu götürdü değil. Habercinin götürüp götürmemesi değil. Seçim sonrasında bunun denk gelip de ödül gibi algılanması değil. Herkes bir karnından konuşmuyorsun. Bir dışarıya nakletsin. Ama vatandaşın söylediği şu. Vatandaş yukarıda konuşulanlardan, söylenenlerden birbirlerinin... Ya normalleşme istiyor musun? Ben size söyleyeyim. Serap Hanım, 10 bin lirayı normalleştir. Kardeşim sen neyin normalleşmesine bak. Bugün Sayın Özgür Özel'in ajandasında tek bir madde var. O da dar gelirlerin, hı hı, işçinin, emeklinin, asgari ücretlinin, emeklinin, öğrencinin alacağı para, maaşı, geçimi. Derdi bu. Tek bir gündem maddesi var. Onun dışında bir Allah kulunun Türkiye Cumhuriyeti'nde gündem maddesi olamaz. Onun dışındaki işler zaten yürüyor. Ben size şöyle söyleyeyim ya. Ya hakikaten biz eğer bunu göremiyorsak, Sayın Ekrem İmamoğlu bunu göremiyorsa, 70 değil bence 100 kişiyi alsın götürsün arkadaş. 200 kişiyi götürün ya. CHP Genel Başkanı diyor bak, ki ama bu çok önemli bir lobicilik çalışması. Hiçbir önemli, bir, bakın bir şey söyleyeceğim Avrupa oyunları bakın, ne diyorsunuz? Bakın şöyle söyleyeyim size. Böyle bir durumda, böyle bir iktisadi zorluklar içinde olduğunuz yerde bunları yapamazsınız. Siz ne söylüyorsunuz? Diyorsunuz ki arkadaş vergini topla, bütçeni toparla. Bütçeni toparla. Sağlığa, eğitime, öğrenime, güvenliğe harca. Harca. Onun dışındakilerini bir kes, bir bakalım. Önceliklerini tespit et. Bunu ben söylemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı diyor, dünyada gelir adaletsizliği var. Ben de diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'de durum nasıl? Türkiye'de adalet var mı bu konuda? Şimdi böyle bir hususun tartışıldığı yerde seçildiğin yukarıya, giydin güzel takımlarını, her türlü imkanı, süslü püslü arabalara bindin, istediğin gibi aşık atıyorsun. Ya millet sokakta ne yapıyor? Senin sokakla linklerin, bağların kopmuş kardeşim. Başka bir şey daha söyleyeyim, bitireyim. Evet. Bence bizim yapmamız gereken, hakikaten bu masayı da izleyenlere de ikna etmek istediğim husus şu. Siz şu anda hangi ekonomi politikası üzerinden gidiyorsunuz? Şuraya da yazdım. 3 finansal kağıt üzerinden ekonomiyi döndürüp borç yüzdürmeye çalışıyorsun. Niye? Bugün Sayın Mehmet Şimşek diyor ki CDC'lerimiz düştü, bayram yapıyoruz. Çok güzel. Daha ucuza borçlanacaksın değil mi? Borçta ne yapacağız biz? Ne yapacağız arkadaş? Sadece borcu yüzdürüyoruz.
Onun dışında neyi yapacağız? Cem Küçük geçen gün söyledi. Ya hoca dedi, Cem Naci Ağbal döneminde böyle söyledi. Ya Naci Ağbal önlem alıyordu kardeşim. Enflasyona karşı, hayat pahalılığına karşı. Şimdi yapılan o değil. Bunu senin görmen lazım. Senin gibi bir entelektüel kişinin şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde ekonomide işlerin berbat olduğunu görmesi lazım. Hiç öyle Sayın değil. Cumhurbaşkanı'nın ağzını bıçak açmıyor ya. Bu adımlar ama bu adımlar bir süre sonra olumlu olarak bakın, geri dönmeyecek. Şöyle söyleyeyim, dönmeyecek. Çünkü bütün beklentiler... Dönmeyecek. Niye dönmeyecek biliyor musunuz? Siz çünkü şu anda aynen Yiğit Bulut'un 2008-2010 yıllarında yazdığı gibi sıcak paracılara döviz faiz, borsa, TL mevduat hesabı üzerinden teslim olmuşsunuz. 100 bin dolara olan insanın bir ayda kazanacağı para 4420 dolar, bir yılda kazanacağı para 72 bin dolar. 100 bin doların varsa şu anda milletin karnından, midesinden, kursağından 100 bin dolara 72 bin dolar alıyorsun. Sen nasıl düzeleceksin ya? Sen burada swaplar üzerinden Londra'ya, Washington'a teslim olmuş durumdasın. Onların paralarına muhtaçsın. Ben de diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı, gelin bu yoldan döndürün. Yani şu anda benim beklediğim Sayın Cumhurbaşkanı'ndan yani ekonominin uzunluğu olarak... Yani değiştirin mi diyorsunuz efendim, tekrar ekonomi elbette, zaten elbette, geçmiştekinden değişecek, geri dönüldü hocam. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şunu söyleyip bitireyim. Evet, bence ne olur bunu, tamam, diğer konuya da geçelim Hasan şimdi Bey'e. Şimdi buradan ben hep de söylüyorum. Sarıyer'in tepelerine, Ferahevler'e, Balat'a, Fener'e, Beylikdüzü'ne, Esenyurt'a, Anadolu'ya, Erzurum'a, Kars'a, Kayseri'ye, Nevşehir'e, Trabzon'a, Konya'ya sesleniyorum. Ekonomi gidişatından memnun bir Allah'ın kulu var mı? Var mı? Peki. Ha, ikincisi. Bak ha. Kim memnun biliyor musun? Para babaları, sermaye grupları ve bıyıklı yabancılar. Seni tepedekiler duyuyor mu? Tepedekilerin sadece kavgaları kendileriyle ve birbirleriyle. Peki. Bugün bütün bu meselelerin ana sebebi hala bu tepenin tabanın çektiği sıkıntıların maalesef farkında olmaması. Olmaması. Bunun da sebebi sokakta linkleri kopmuş durumda. Peki. Bu arkadaşlar. Öyle mi? Yani aslında Gezi'yi konuşuyoruz ama Gezi... Yine buradan değerlendiriyor Ersan Şen. Size soruyorum Hasan Bey, bu linkler kopmuş diyor. Cevdet Akçay'ın da böyle bir ifadesi vardı. Bir önceki ekonomi politikasının sonuçlarını değerlendirirken. Yani evet, tamam İBB'nin gezisi yanlış ama esas gündemimiz ekonomi ve bu ekonomi politikasından dönülsün diyor Ersan Şen. Ne dersin? Kesinlikle yanlış. Hiçbir mazereti yok bunun. Bu yanlış bir iştir. Şimdi... Tabii bu ekonomi bağlamı bambaşka bir bağlam. Onu konuşuruz. Ama önce şu İBB ile ilgili görüşümü söyleyeyim. Buraya şimdi bir çizgi çektim yukarıdan aşağıya. Sağ İBB, sola gazeteciler yazdım. Ama sağdan başlayayım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Bey sürekli bize şunu söyledi. 5 yıl içerisinde sürekli. İsrafı önledik. Böylece İBB'nin kasası... bereketlendi. 16 milyonun hakkını bir avuç seçkine yedirmem. Bu cümleler Sayın İmamoğlu'na ait. Sayın İmamoğlu bunları söyledikten sonra gazeteci arkadaşlar alıp götürdü, yedirdi, içirdi, getirdi. Şimdi bu bir. Gazeteciler açısından söylüyorum. Siz isim söylemediniz, ben söyleyeceğim. Cem de söylemedi, Can da söylemedi. Ben bilmediğim şimdi, için söylemedim şimdi, gerçekten yani. O yok ben söyleyeceğim. Için. Şimdi biz son başbakanla Binali Bey'le bir Amerika'ya gitmiştik Washington'a. Hı. Çok önemli bir görüşmeye dedik Cheney'le. Masa ikinci başkan yani bir Amerikan başkan yardımcısı bir görüşme vardı oraya gitmiştik. Ve akşam yemeğine Brezilya lokantasına gittik. O lokantada ben et yemiyorum yani çok uzun yıllar o zamanlar hiç yemiyordum. Şimdi yiyorum ama dışarıda et yemiyorum. Ben domates yiyorum ama domates yerkenki fotoğrafımı çekti bir arkadaş Hadi Özçık. Başka arkadaşlar da çekti ve onu haberleştirdi kendi internet sitesinde. Ve oradan o fotoğrafı alıp Bir Gün gazetesinde Nevşin Bengi şöyle bir yazı yazdı. Yiyin efendiler yiyin, aksırıncaya kadar, tıksırıncaya kadar yiyin. O domatesin parasını ben ödemiştim. Peynirle domates yemiştim. O gün et yiyen arkadaşların hepsi kendisi ödemişti parasını. Ama... Nevşin Mengi bize o gün yiyin efendiler yiyin, aksırıncaya kadar, tıksırıncaya kadar yiyin diye bir köşe yazısı yazdı. Ama Nevşin Mengi bu sefer diyor ki ben eğer kendi imkanlarımla gidecek olsam bu geziye asla gidemem. Benim imkanlarım kaldırmazdı deyip bu geziye katıldı. Şimdi bunun örneklerini çoğaltabiliriz. mesela bize mürettebat dediler. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'yla işte Cem anlattı. Çok seyahate katıldım.
O kadar eski de katıldım. Yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın uçağı yokken de katıldım. O zaman uçak biletlerini de biz alıyorduk. Yani Türk Hava Yolları'ndan tıpkı bu gezide kiralandığı gibi ki kiralanmadı, biletle binildi falan dendi de yok, kiralanıyor. Uçak kiralanırdı. Kiralandıktan sonra bize şöyle bir yazı geliyordu. Biletimiz vardı canım, kiralanmış ama yani biz sadece gazeteciler ve İBB şey işte, vardı, bilet vardı şimdi, doğal olarak. O uçakla ilgili onu. Kiralandıktan sonra bize her bir gazeteci veya bir kurumlara şuraya uçak bilet ücretlerini yatırınız diye bir yazı geliyordu. Oraya biz bilet paralarımızı yatırıyorduk, uçuyorduk. O zamanlar Sayın Cumhurbaşkanı hep ayakta, yani uçakta ayakta açıklamalar yapıyordu. Bu uçaklar yokken, yani şu tur falan yokken. O zamanlar uçak biletimizi de biz kendimiz alıyorduk. Otelleri de karşılıyorduk para. Şimdi ama bu geziler olabilir. Ben gerçekten yadırgamıyorum. Yani bunlar olması da gereken geziler diye düşünüyorum. Yani Cumhurbaşkanı da götürebilir, herhangi bir bakan da götürebilir, belediye başkanı da götürür. Bunlar belediyenin PR'ını yapmak da olabilir, haber için de olabilir. Ama şimdi buraya not aldım. Şimdi haber çalışması, bak Can dedi ki ben 3 tane haber yaptım. O geziye katılan arkadaşların kaç kişisi köşe yazısı yazdı? Hiçbiri yazmadı, bir tanesi yazdı. Bir tanesi. O da İBB meclis üyesiymiş. Şimdi eşini bile götürenler var işlerinde. Ve onlar bize şöyle diyorlar. Dönüp böyle gösteriyor. Yandaş Hasan Öztürk bedava Hanut geziye katıldı. Şimdi ben şöyle ilkesel olarak şöyle diyorum. Bu beni bağlayan bir şey. Neden yapmadıklarını söylersiniz diye Kur'an'da bir tabir var. Ayet öyle geçiyor. Yani ben yapmadığım bir şeyi söylüyorsam o bana da hitap ediyor. Beni de eleştiriyor. Böyle diyor ki neden yapmadıklarını söylersin derken bana da bir ihtar çekiyor. Ben eşiyle katılanı duymamıştım ama sonradan öğrendim. Yani size de eşi olduğunu bilmediğim için ama eşiyle katılan varmış yani. Bakın bir de siyaset boyutu var. CHP'nin yeni grup başkan vekili Murat Bey değil mi? Soyadı Murat Emir. Murat Emir çıktı. Doktor. Şöyle yaptı meclis kürsüsünden. Sizin gibi yandaşları götürmediler, götürmüyorlar. Bağımsız gazetecileri götürüyorlar diye bir şey söyledi. Şimdi ben şunu söylüyorum. Bir de şey dedi, uçak biletlerini Türk Hava Yolları'ndan kendileri aldı dedi. Uçak kiralanmadı dedi. Sonra gerçek ortaya çıkınca da sustu. Yani onu sordular, açıklama yapmadı sonra. Şimdi bağımsız gazeteci dediği arkadaşlar, Can Bey de bağımlı olduğunu düşünüyorum ben. Ben bağımlı bir gazeteciyim, onu söyleyeyim. Yani beni bağlayan çok şey var. Ben bağımlı bir gazeteciyim. Bağımsız gazeteci diye sunulan arkadaşlar gazetecilik faaliyetini bile yapamadılar. Orada gördüğü Roma harabelerini ya da Vatikan'ın meydanını bile bir fotoğraf çekip haber yapma gereği duymadılar ve çıkıp dolaşıp geldiler. Dolayısıyla ben burada ilkesel olarak o gazeteci arkadaşlarımızın aldığı tavrı, yani karşıdakinin uçağa binmesi, gezmesi, tozmasıyla ilgili işte Hanut gezi desin, işte efendim mürettebatsın diye eleştirilirken bugün veya yiyin efendiler yiyin, aksırınca kadar, tıksırınca kadar yiyin efendiler diye yazı yazarken bugün kendileri o duruma düşünce hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Ben buradayım. Yine Sayın Ekrem İmamoğlu'nda ben 16 milyonun hakkını bir avuç insana yedirmem deyip israfı önledik deyip bu gezi yapmasını yadırgarım. Ama normal şartlarda bu tür geziler olmalı. Türkiye dünyaya entegre bir ülke. Bizim ülkemizde şimdi 289 haber çıkmış bu Avrupa oyunları. Bakın arkadaşlar bunları Türkiye'de yıllardır seçim dönemi devlet imkanlarının kullanılması başka bu, şeyler çok konuşulmaz. Buna bir vesile o da aslında. Ben şıkkın standart olmalı. Şuraya not aldım. Onu da söyleyeyim bitireyim lütfen. Şimdi biz Ekrem Bey'i seçimden sonra hiç tartışmıyorduk, konuşmuyorduk. Bu vesileyle tartıştık ve konuştuk. Bence Sayın Özgür Bey'in şu ifadesi de enteresan. İmamoğlu gazetecileri memleketine PR yapmak için götürmedi diyor. Götürdü biliyorsunuz. Trabzon gezisine gitmişti. O zaman da olay olmuştu ama bak bu bence burada onu da hatırlatmamızı onu bize hatırlatıyor aslında. Özgür Bey diyor ki bu Türkiye için büyük bir lobicilik diyor. Şimdi Ekrem Bey kendini hatırlatmış oldu. Kiminle, neyle madem hani yandaşlık ve işte efendim bağımsız gazeteci üzerine tartışılıyor. Saraçhane medyası sayesinde
kendini hatırlatmış oldu. O fotoğraftaki karedeki arkadaşları, ama şimdi o Saraçhane medyası, arkadaşları Saraçhane medyası olarak o geziye ben de katıldım. Kadar şimdi doğal bir şey yok. Çünkü Saraçhane'nin parasıyla gittiler ve geldiler. Olmaz, bunu da söyleyip bitiriyorum. Bana Saraçhane öyle, medyası demeyin. Bakın ben dedim. Can Özçelik. Ama üç tane, ben o şeyi de okudum. Ekrem Bey'le yapılan röportajın tamamını da sizden okudum. Sadece sizde vardı orada. Yani tamamını da okudum. Tamamı bizde. O öbür haberleri de okudum. Ona da hakkını verdim yani. Habercilik yapmış. Yani ben gidip ya Roma'nın haberini bile yapamadılar. Roma'nın ya. Roma'ya gitmişsin. Oranın haberini bile yapamadılar yani. Orada yani bir tane Katolik kilisesine girip de oradaki bir ayini bile yazamadılar ya. Ya da işte Vatikan'da gördüğü şeyi yazamadılar. İşte efendim Kolezyon'a gidip de ya bu bina şu kadar 2000 yıldır duruyor ayakta diyemediler. Ne yaptılar? Yemiş içmiş gezmişler. Yani dolayısıyla bunu söyleme hakkımız var o zaman. Tercih meselesi diyelim. Ben söylerim. Şimdi bana yandaş diyorsan. O konuda ondan haklısınız. Ondan sonra bana yine efendim yani. Yiyin diyorsan. O konuda çok haklısınız. Çok doğru. O zaman ben dedim ki arkadaş sen gazeteciyim diyordun. Merak duyguna ne oldu? Nerede unuttun o merak duygunda? Gittiğin Roma'da gördüklerini seni okuyanlara, seni dinleyenlere, seni izleyenlere anlatma ihtiyacı hissetmedi diye sorarım. Son burada reklama gitmeden bu konuyu Elfin Hanım'la noktalayalım. Elfin Hanım. Evet. Şimdi ya neresinden başlayayım? O kadar çok şey söylendi ki. Öncelikle bir seçimden sonra normalleşme süreci başladı. Ama bu normalleşme bir tek Ekrem İmamoğlu'na işlemiyor anladığım kadarıyla. Çünkü söz konusu o oldu mu hep böyle zaten yargılanıyordu hala. Beraat da etmedi. Yani bir normalleşme uğramıyor İmamoğlu'na. Onun dışında bir söz söyleneceği vakit yani bir yandan CHP ile görüşülüyor ama bir yandan da Roma gezisi eleştiriliyor. Sanki her şeyleri çok dört dörtlük kamu kaynaklarını hiçbir yere harcamamışlar usulsüz. Bir tek bu seyahate gelmişti kalmış mesele o şekilde tartışılıyor. Şimdi en tepeden başlamak lazım. Kamu kaynakları eşit dağılıyor mu? Önce oradan eğer ki basını konuşuyorsak burada herkes benden daha fazla basın mensubu. Basını konuşuyorsak kamu kaynakları eşit dağılıyor mu? Yani örneğin bugün kamu kuruluşları basına bir reklam verecekse bunu bütün medyaya eşit dağıtıyor mu? Cevap hayır. Muhalif medya buradan payını alamıyor. İki, vatandaşların vergileriyle ayakta duran TRT'de muhalefet yer buluyor mu? Bu da bir kamu kaynağı değil mi? TRT kamu malı değil mi? Bu bir kamu kaynağı değil mi? Bu eşit dağıtılıyor mu? Söyleyeyim. 27 Şubat tarihli grup toplantısında Özgür Özel TRT cenazeme bile gelmesin dedi. Onu 1 Ocak 2024'ten 27 Şubat'a kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2592 dakika, Özgür Özel 43 dakika yer bulmuş TRT'de. Bu kamu kaynağı eşit mi dağılıyor? Efendim sanki bütün gazeteciler eşit de niye bize yandaş diyorlar, onlara candaş diyorlar. Çünkü eşitlik yok. Çünkü o seyahate giden insanların çok önemli bir kısmı muhalif olduğu için kovuldu. Çünkü kamu bankasından verilen kredilerle medya patronları el değiştirdi. Medya el değiştirdi ve medya el değiştirince bu kurumlardaki insanlar muhalif olduğu için atıldı. Yeterince anlaşılır mı bu durum? Bu insanlar atıldığı için bu geziye giden bu insanlar YouTube üzerinden yayın yapan, e-gazete çıkarmaya çalışan ya da işte alternatif medya platformlarında kendi kendini döndürmeye çalışan gazeteciler haline geldi. Şimdi kendi kendini YouTube'dan çevirmeye çalışan bir gazeteci nasıl mesela 500 euro bir geziye versin? Gitmesin. Ha, buraya kadar hiçbir şey gitmesin. Sorunlu değil. Yani sizin bütün bu medyanın iktidara yakın şekillendirilmesini görmüş olmanıza rağmen buna hiçbir şey söylemiyorsunuz. Ama efendim oraya onlar niye gitmiş? Bir de üstelik bence bir şey de yapmış orada Ekrem İmamoğlu. Herkesi çağırmış. Çok sayı, evet çok. Normal bir seyahat olsa o kadar çok da çağırmazdı. Bence bir şey yapmaya çalıştı. Yani artık tamam dedi ya. Yani herkes gelsin. Hani normalleşme falan konuşuluyor ya. Herkes gelsin. Niye buna karşılık olarak mesela Cumhurbaşkanı da ilk uçak gezisine, hadi bu normalleşme kapsamında da değerlendirelim.
Mesela muhalif medyayı davet etmiyor temsilcilerine. Etti işte İmamoğlu. Ha yanlış, kamu kullanmasın, kendi cebinden ödesin. Bence de kamudan ödenmesin, kendi cebinden ödesin. Ama önce bu medya kamunun kaynaklarının eşit dağıtıldığı bir medya haline dönüşsün. İşte yanında Oda TV. Soner Yalçın nerede yazıyordu? Vallahi ben Hürriyet'te okuyordum tam sayfa yazılarını. Çok da güzel yazıyordu. Nerede? Hürriyet'te yer bulabiliyor mu? Ha şimdi önce böyle medya gerçeğini konuşmadan herkes eşit, her şey normal ama işte bu insanlar niye gitmişler falan diye konuşulmaz. Çok bu konu. Yanlış yerden bakıyorsunuz bu, ama. Hayır. Bir saniye. Siz buradan bakamazsınız Erdoğan'a, çünkü Erdoğan'a kendi paranla yerde, niye gitmiyorsun diyenler hayır, niye kendi parasıyla gitmedi? Ben ne diyorum size? Kamu kaynağıyla gitmesin diyorum. Ama işte kamu kaynağını siz herkese eşit dağıttınız mı ya arkadaş başka bugüne bir konuda, kadar? Konu bu değil ki. Şimdi bak konu ne vardır biliyor musun? Eşitlik sağlanana yani. Kadar pozitif ayrımcılık diye konu bir şey vardır. Ersin eşitlik Hanım. Sağlanana kadar bu insanlar medyada eşitlik yeniden kadar, hak ettikleri yerleri bulana kadar bu medya yeniden muhalefetiyle, iktidarıyla eşitlikçi bir yapıya yeniden kavuşana kadar bu insanlara kimi zaman böyle destek, yani destek derken ya cebinden ödeyemeyeceği şeyi ödeyebilir. Anlatabiliyor muyum? Ama normalde kamunun kaynaklarının bu şekilde kullanılmaması gerektiği bir vakia. Ama siz basının içinde bulunduğu durumu konuşmayıp sadece kamu kaynaklarının kullanıldığı kısmı konuşursanız o zaman kusura bakmayın AK Parti'ye kimse dokunmasın der, kıyısından geçer, CHP'ye vurmanın rahatlığına kapılmış olursunuz. Onu da söyleyeyim. Önce diyeceksiniz ki bu medya böyle olmuyor. Ha bunu söyledikten sonra şimdi söyleyebiliriz. Evet, kamu kaynaklarını ne iktidar ne muhalefet kullanmamalıdır. Bu bir gerçeklik. Ama içinde bulunduğumuz medya düzeninde eşitlikçi bir yapı katiyen kalmadı. Bütün kamu kuruluşlarının kaynakları iktidara yönelik akıtılıyor. Muhalif medya dar zor ayakta durmaya çalışıyor. Üstüne de birçok rütükten cezalar, yaptırımlar, uyarılar, bir de onları ödemeye çalışıyorlar. Bu da medyanın halidir. Bunu da söylemiş olayım. Bir kat bir itirazım olabilir mi? Çok kısa birkaç ekleme, reklama gitmeden yani 5 dakika kısa. Ben doğru bakın. Kamu kaynakları eşit dağılmıyor reklam. %100 doğru. %100 doğru. İşte benim çalışım TGRT'de alamıyor. Yani kamu kaynaklarından. Ha, kesinlikle alamıyor. Yani hatta alsa belki benim durumum, ben değil, bütün çalışanlar, bu doğru. Ama mesela biz biliyoruz ki CHP'li belediyeler bazı CHP kanallarına biz hizmet alıyoruz diye büyük büyük faturalar kesti. Bunu bahane etmek için de o yazarlar, işte Merdan Yanar da, canım biz hizmet satıyoruz. Ne hizmet satıyorsun belli değil. Ama her ay belediyelerden 50 milyon, 100 milyon aldı, kesinleşti. İki Halk TV dalıyor, diğerleri dalıyor. Buradaki mesele böyle doğru. O size, toplantılarını saniye, ve grup konuşmalarını saniye, yayınlama saniye, karşılığında bir saniye, ödenen bir bedel. Öyle, o bütün şey, kanalları ödüyor. Ersin Hanım, saptırmayalım Ersin lütfen öyle şey konuyu. Yok. Onun, nasıl öyle bir onun şey öyle yok? Bir grup konuşmalarını İYİ veriyorsunuz Parti'den para aldıkları ödenmez. Vakit İYİ Ersin Parti Hanım, de ben ödüyor. Sizi bütün Parti. Ben sizi, hayır ben ben de sizi 45 hayır. dakika dinledim. Öyle bir şey, öyle, hayır, öyle siz bir bahane yok. Yani hizmet değil. Bu konuda izin verin de ben bir farklılık koyayım yani. Bakın Fulya kardeşimizi uçağına niye gidiyorsun diye İsmail Saymaz da Nevşin de eleştirdi. Çok eğer, isimler üzerinden saniye, konuşmasa tamam, gıyabında konuşuyoruz. Serap Hanım başka bir şey bakın. Ben bugün derdimi anlatamıyorum. Bakın bir daha söyleyeyim. Eğer İsmail, Nevşin sen Fulya'yı öbür insanları niye kamu kaynağıyla Erdoğan uçağıyla gidiyor diyorsan kamunun kaynağıyla gidip öyle 1.000 dolara otelde kalıp 1.000 dolara uçak 40.000 lira uçağı veremezsin. Ahlak satmayacaksın o zaman. Benim eleştirim buna. İki, Hüseyin Filiz mesaj attı. Çankırı adayıydı AK Parti'nin. Ben diyor zengin bir iş adamıyım yani iş adamıyım. Kendi paramla diyor Maldivlere gittim ya. Ben diyor zengin bir iş adamıyım. Varlığım. Çocuk ailemi götürdüm. Beni diyor Halk TV ve İsmail Saymaz yerle bir etti. Ben kamu kaynağıyla gitmedim. Kendi paramı harcadım. E sen diyor belediye devletin parasıyla gittin. Milletin parasıyla gittin. Niye ahkam kesiyorsun diyor. Ben de bunu bir soruyorum. Şey bunu onu soruyorum da iki istiyorum. Mesela ıstakoz burada yedi. Burada İBB'nin bunu ücretsiz düzenlemesi tartışılıyor. Ha, oradan da bir şey götürebilir. Ya kendi götürebilir. Bir şey daha söyleyeyim. Hayır ıstakoz. Siz benim soruma yani. Cevap ver. Hayır, ıstakoz bakın. Hayır, bir şeyden söyleyeceğim. Şebnem ıstakoz. Kendi parasıyla ıstakoz yiyor. 50 dolarlık Şebnem Bursalı. Eleştirdiler aylarca kanallarında. Ya sen ona ki kendi parasını harcadın.
Ama sen beni devletin parasını harcıyorsun. O zaman ahlak satma. Benim eleştirim buna. Yoksa İmamoğlu götürebilir. Ama Tayyip Bey niye götürüyor? Sen niye götürüyorsun demeyeceksin. İş adamı kendi parasını harcıyor. Ne işi var Maldivler diyor. Sen belediye parasını harcıyorsun. Peki Ersan Şimdi Hocam bir şey daha söyleyeceğim. Çok tamam, önemli Ersin bir cevap detay. Versin, o geziye giden örneğin bir işte gazete Pencere'nin sahibi mesela Yavuz Oğan'ın ilk eleştiri yazısı da onun gazetesinde yayınlandı. İlk bu gezinin eleştiri yazısı. Hı hı. Faruk Bildirici yazdı. Şimdi bakın bu da ne farkıdır biliyor musunuz? Şunu da söyleyeyim. Bu da neyin farkı? Oraya gidenler İBB'nin PR'ını, ha şunu da belirteyim tabii. Bu uluslararası bir sportif faaliyetin Türkiye'de oynanması üzerine protokol imzalanacaktı. Yani bu tür seyahatleri zaten iktidar sürekli yapıyor. Yani Türkiye'nin PR'ının sağlanacağı cebinize ne diyorsunuz otel paralarını? İşte onu da ben yeme size medyanın finansmanını o zaman, anlattım. Anladıysanız eğer zaman, medyanın finansmanını o zaman, anlattım. Elfin Hanım gitmesin o zaman, ahlak satmasın o zaman. Kanallar nasıl el değiştirdi bak, anlattım. Bak diyor ki ahlak satıyor ama şimdi, ben gitmezdim şimdi, diyor. Bakın, bak o isimler ben gitmezdim diyor. Bir ahlaki örnek daha veriyorum. Hayır, İlk orayı eleştiri yazısı. Orayı kaçırıyorsunuz. İlk eleştiri yazısı. Ona cevap vermiyorsunuz. Hayır bak ilk eleştiri yazısı da gazete pencere. Ha, niye bu ne demek? Niye gitmiş o zaman? Gazetecilik. Niye gitmiş kendisi o zaman? Kendisi gitmiyor ya. Yazdı, yani gazetenin aynı sahibi gidiyor. Bir başka meslektaşı. Ya cebinden vermiyor parayı. Gazetecilik. Biz gidince cebimizden veriyoruz ya. Gazetecilik. Ya işte ben size onu Erdoğan anlattım. Cebinde. Verebilecek durumda olan var. O zaman. Bu yapının çoğu veremeyecek. Elfin Hanım bak yani. Çok basit. Eğer hükümeti niye cebinden tamam, bak, veriyor diyorsa imam o zaman cebinden ver. O zaman gazetecilik yapmak çok önemli. Yapsınlar. Bak uçakta gidebilirsiniz Cumhurbaşkanıyla. Ama döndüğünüzde orada yanlış gördüğünüz, eksik gördüğünüz, doğru bulmadığınız şeyleri de bir gazeteci ahlakı ve perspektifiyle yazabilmek de çok önemli. Mesela doğru, örnek o yüzden veriyorum. İmam, diyorum ki bak, mesela 5 yaşında kızla 5 yaşında kız öldü. Bakın 5 yaşında kız öldü. Muyum? Belediyenin gittiği geziden bahsediyorum. Hayır, bir şey söylüyorum. Yoksa basının bazı haberleri tane görüp örnek verdim size. Bakın 3 tane örnek verdim. Yani. Eda Nur kızımız 5 yaşında kızımız çukura düştü İBB'nin kazdığı çukurda. Ben o köşe yazarlarının en ufak eleştirdiği AK Parti'yi linç edenlerin ki biz çok eleştiriyoruz. Mesela Anayasa AK Parti'yi birçok emekliler konuda Eda Nur'da İBB eleştiremediler. 29 kişi öldü ya. Beşiktaş'ta bir eleştiri çıkmadı. Antalya'da bir teleferikte bir kişi çıkmadı. Ya iktidarı eleştirmediğiniz konular buradan Fizan'a yol olur. Yapmayın Allah aşkınıza ya. Siz hiç eleştiremiyorsunuz. Hiç eleştiremiyorsunuz. Hayır, ne ahlak duyalım, bakın, araya ahlak satıp önce. Ahlak olamazlar. Ya ben sizin söylediğinizi anlıyorum. Onlar zamanında böyle demiş. Ama siz de yıllarca... Evet. Kamu kaynakları şimdi diyorsunuz evet, eşit dağılmadığını evet, eski söylüyorum. Ama yıllarca hep demediniz. Hep söylüyoruz ya. Yıllarca hep demediniz. Söyledik. Bugün ben diyorsunuz. Ben bunu hep söylüyorum. Kamu kaynakları eşit dağılmıyor. İktidarın ama şunu söyleyeyim. CHP'li belediyeler de şuna CHP medyasını finanse ediyor. Yani. Almıyor diyebilir misiniz bana? Ben size söyleyeyim ya tek tek. Ona, hangi belediye kime ne kadar para veriyor? Ona söyleyeyim size tek tek. Ya AK Partili siyasetçiler çağırdıkları ya tanıtım o yanlış diye o doğru mu? Gazetecilere Hanım, telif veriyor bak, mu vermiyor ben, mu? Siz ben de bunu söyleyin o zaman. Ben AK Parti'nin yaptığını yanlış buluyorum. Siz CHP'nin yaptığını doğru buluyor musunuz? Ben hayır yanlış varsa yanlış. Ne veriyor? Kime ne veriyor? Ben söz bilmiyorum ki. Ya hizmet Erzal veriyor diye belediye kanallara para veriyor ya. Toplantı yayınlama. Ve grup toplantısı yayınlama bedeli, Elfin canlı Hanım. Yayın bedeli. Ya. Ama bunu anlattım. Peki, Ersan Şener burada Allah ne işin var? Genelden bunun için mi para veriyorlar ya? Araç gönderiyor, canlı yayın yapıyor. Canlı yayın veriyor, para vermeyi ben hiç kendileri duymadım. Kendileri açıkladılar, özel ya, yalan, toplantılı bir yayın veriyorsunuz. Yanınızda Can var, Can'a sorun. O yüzden mi para veriyor Can? Lütfen. Buyurun Ersan Hocam, siz şimdi hangi noktaya itiraz ediyorsunuz? Elfin Hanım'ın katıldığım iki yönü var ama konumuz bu değil. Birincisi basın hürriyeti. Diğeri kamu kaynaklarının israfı. Ama biz burada yarıştırma yapıyoruz. Evet. Gazeteci et yerken et yemeyen, et bulamayan vatandaşı konuşuyoruz. Bizim konuştuğumuz bu. Şimdi kalkıp da iktidar üzerinden açıklamalar yaparak öyle israf ettiniz, böyle yolsuzluk yaptınız. Bu bir savunma değil. O zaman emeklilerden gelen oyların hiçbirisi sana gelmez, avucunu yalarsın. Bir başka husus. Şimdi bence Cumhuriyet Halk Partisi işin ciddiyetinin de farkında değil. Normalleşme, şirin görünme, masalarda, salonlarda iki mitingle bu işler olsaydı hemen o düzelme olurdu. Sorun ne biliyor musun? İşler iyice kötüye gitsin, bize kalsınla da olmaz. Avucunu yalarsın. Hı hı. Bu işler iyice kötüye gitsin, bu iktidar bize kalsın. Öyle bir şey diyor. Bence Roma'da, Çankaya'nın restoranlarında da bu iş olmaz, olamaz. Öyle bir şey yok.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi kurmayları nerede ya? Tarım, eğitim, öğrenim, güvenlik, üretim politikaları, kurulları var mı? Varsa nedir? Gelecek için projeleri bilen var mı? Bir zahmet sokağa çıkın anlatın bu insanlara. Daha yeni miting yaptılar. Kardeşim hangi miting? İki miting de olsaydı ben de 4 miting yapayım. İki miting de onu duyuyorsun. İki miting de onu diyor. Devam edin. Güvenmeseydi bütün Türkiye'yi vermezdi. Bakın bir söyleyeceğim. Hiç bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 10 aylık başarısı değil Elif Hanım, bunu siz de biliyorsunuz. Bu Sayın Mehmet Şimşek'in başını çektiği ekonomi politikasının getirdiği yer. Bugün oylar farklı dağılırdı. Bugün adliyede, bugün adliyede hiç alakası yok. O Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstün başarısı değil. Bir saniye bir şey söyleyeyim. Ben devam edeyim. Devam edeyim ya Serap. Ersan Hocam bir saniye. Ama bir sözünü dakika, sözünüzü konuşuyorum. Lütfen sesinizi hocam, ayarlayın. O zaman gideyim ben. Müsaade. Hocam sakin. Konuşuyorum. Allah Allah hocam. Yayına çağırıyorsunuz. 5 kişiyle yayına katılıyoruz. Söz hakkı veriyorsun, kesiyorsun. Ersan Hocam. Sakin. Tamam. Söylediğiniz laf benden üzerinden. Sakin hocam, tamam. Sakin. Soru sorabilir miyim programı yöneten kişi olarak? Bana lütfen sormuyorsun ki. Size soruyorum. Diyorum ki Mehmet Şimşek'in politikalarının sonucu mu diyorsunuz, seçimin sonucu diye. Araya bir soru soruyorum izninizle. Evet, söyledim kaç defa. Hayır zaten şu anda söylüyorsunuz. Niye İYİ Parti'ye vermedi Sayın Allah Hocam Allah o zaman CHP'ye verdi? Söylediğiniz şey konudan. Niye İYİ Parti'ye oy vermedi Sayın Hocam CHP'ye verdi? Arkadaşlar. Bu sorunun yanıtı arkadaşlar, var arkadaşlar çok basit. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstün başarısı değildi bu. İYİ Neydi? Parti masada kaybetti, güven kaybetti. Sayın Meral Akşener bu işin müsebbibi, istifa etti, bitti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Mayıs seçimlerinin bedelini ödedi ve tarih oldu. Mesele bu değil. Mesele Mayıs seçimlerine kadar dağıtılan 25 milyar dolardan sonra para bitti. Ve Sayın Cumhurbaşkanı emeklilere yaptığı, size değil 10 bin lira, 7 bin lira veremem dediği anda siyasi intiharı gerçekleştirdi. Hocam, değiş bitti. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 10 aydaki bir başarısı değil. Hayır, hocam, adaylarından birkaçı başarılı. Sayın İmamoğlu'nun sağ tandanslı adaylar doğrudur. Değil, Sayın Mansur Yavaş'ın doğrudur, başarılarını. Mersin başarılıdır. Ama şunu söyleyeyim size. Manisa başarılıdır. Size, bunu şımarıkça kullanmaya Adıyaman kalkarsanız bu millet o verdiği kimse oyları sizden alır, fitil bunları getirir. Hocam. Belediye seçimlerini kazandınız diye eş, dost, akraba, yakın oraya yerleştiremezsin. Roma'ya bu şekilde bir seyahat yapıp milletin, İstanbul halkının parasını salla savur yapamazsın hocam, kardeşim. Hocam. Öyle bir şey olabilir Kırıkkale, mi? Bunu savunabilir misin ya? Bakın. Ben size bir şey söyleyeceğim. İstanbul Kırıkkale, depremle hocam uğraşıyor. Sayın Ekrem İmamoğlu gidip Kırıkkale, de Çevre Bakanı'yla oturup, İklim Bakanı'yla oturup bunu mu konuşmuş? Proje ne kardeşim? Diğer konuklarımıza da Beşiktaş Tarpan'ın metro hattı yapılmış da bizim haberimiz mi yok ya? İstanbul senden hizmet bekliyor ya. Siz Roma'da hizmet seyahat bekliyor hocam. Senden. Hizmet bekliyor da. 80 kişiyi oraya İstanbul götürüp de milletin İstanbul'da parasını orada taksi harcayamazsın. Harcadığın zaman gidip de iktidarın yaptığı hatalar üzerinden sen bunu güzelleyemezsin. Hocam 10 puan fark etmiş. Sizde Roma üzerinden. Sizde Roma. Senin emekliliği 10 bin lira maaş alıyor. Ama bir yerde durun. Biraz lütfen. Biraz daha yani. Düşünün hocam. Bir saniye. Çıktı ki. Hayır sen. Bu konuda hatalar vardır. Lütfen biraz dinleyerek gidelim. Sizde Roma üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne adaylarını, politikasını gömemezsiniz. Hayır böyle bir şey yok. Böyle bunu Roma gezisi. Onu yapıyorsunuz böyle bir şey şu anda. Adaylarının alakası yok. CHP'nin alakası yok. Bu meselenin iktidarın hatalarıyla bir ilgisi ekonomi yok. Ekonomi kötüydü diyorsunuz kendine sadece. Ha, öyle önce sen kendine işte çekileceksin. Öyle değil. Şu anda peki. Siz adliyede hakimin, savcının, adliye personelinin aldığı maaşın seçmen. Yarın bir gün o insanların alım güçleri düştüğü için nasıl sıkıntı içinde olduğunu gündeme getireceksiniz. Getiriyor sizin zaten. Ajandanız... Belki orada ha, şunu, getiriyor. Belki orada şunu demek lazım. Bu şekilde hareket edip bir de salla savur yapamazsın. Şöyle demek bu millete lazım gösteremezsin. Sen o zaman hocam, ben şey senin diyeyim yanındayım, emeklinin, işçinin, memurun yanındayım diyemezsiniz. Elfin hocam ama getirdiği için ya kazandı. Onu şöyle demek lazım. Söylüyorum bunları dile getirdiği için kazandı. CHP öyle ya da böyle bir seçim kazandı. Başarılıdır. Öyle ya da böyle kazandı. Başka bir şey diyeceğim. Ben belki size destek olacağım. Mal etmiyorum. Farkın hayır mu? Hocam, sizden ayrılıyorum bu ben konuda. Ben senin de dediğini ne anlıyorum. O belli 2000... biz de ona karşı çıkıyoruz. Ya, yani iki sebeple kaybettik. Hocam, bir ekonomi, ikincisi Cumhurbaşkanı taraf tuttu kardeşim. Hocam bir şey değil. Bu kadar basit. Bir şey söyleyeyim. İstemiyor bakan insanlar artık. 2019'da da CHP büyük ortakla büyük başarı kazandılar. Hangi tarihte? 2019'a İstanbul Ankara geri niye alındı. Niye kazandı? Yine ekonomi hocam, kötüydü. Bir saniye. Hocam bir saniye. 2019'da büyük başarı kazandı. Hı-hı. 25 yıl sonra İstanbul Ankara. Muhalefet o havayla gitti. Şapkayı koysak geçen sene gördük. Ceket koysak alırız havasındaydılar. Öyleydi. Ekonomi çok kötüydü. Geçen sene de kötüydü. Öyleydi. Ama AK Parti kazandı. Başka niye?
Hocam işte bence HDP başka sebeplerle... Onunla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Söz sırasında Can Bey de bu. Hayır, tek şey, tek şey. CHP'nin başarılı olduğunu görmek için bu oylar kalıcı mı değil mi? Bir seçim daha görmek lazım. Kardeşim, benim sizden ayrıldığım konu yani bu masanın konuşacağı, bu meseleleri konuşacağı tek bir meselesi var, ekonomisidir. Vatandaşın cebidir, çarşısıdır, pazarıdır. Cem yanıyor ya. Yanıyor, ben sana hocam söylüyorum ya. Yanıyor. Biz ama yukarıdakileri, muhalefeti dahil, iktidar zaten bak, kopmuş. Geçen sene bak, kopmuş geçen sene senin hatan şuydu. Geçen peki sene bu kadar yanmıyordu, şu an yanıyor. Bak kardeşim, ama sen geçen sene niye değiştiriyordun? Merkez Bankası'nın 818 milyar an, Türk lirası, hocam, 25 milyar dolar bak, yaktı. Bir şey diyeyim sana. Orayı tutabilmek bak, bir şey diyeyim, geçen için, seçilebilmek bak, için. Cana nedir kardeşim, budur şey ya. Hocam bir şey diyeyim bak. Cana niye geçelim şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın tamam, ağzını bıçak açmıyor? Cevap vereyim hocam. Müsaade. Sebep enflasyon hocam bak diyemiyor. Cevap vereyim. Hı? Müsaade. Niye bak, diyemiyor? Hocam, ben sana müsaade soruyorum. Müsaade. Bak cevap veriyorum. Ya ben sana soruyorum. Tamam, cevap veriyorum. Ve cevap veriyorum. Niye o zaman Cumhurbaşkanı'nın sen geçen sene... Dinleyelim. Hocam, niye diyemiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan? Bak söylüyorum. Faiz sebep enflasyon ya bakın, sonuç Erdoğan diyor. Erdoğan geçen sene bu politikası doğru değildi. Ama seçimi kazanması için bunu uyguladı. Ben, hocam bir saniye ya. Evet, bence onu uygulamasaydı da başarılı olacaktı. EYT'yi çıkarmasaydı. Geçen sene HDP meselesi baskındı. Anadolu, PKK, FETÖ. Hayır, faiz indirimini seçimi kazandığı hayır, için bak, mi yaptı? Başka bir şey diyeceğim. Başka bir şey diyeceğim. Erdoğan bu seçimi bundan kazandı. Ama onu düşündü. O politikası yanlıştı. Lütfü Bey, Lütfü Elvan, Naci Abal vardı. Diyor ya Ersan Şen böyledir diye. Onlar da şu an Mehmet Bey'in yaptığını aynısını hayır, hocam hayır, bir saniye. Onlar hocam bak önledi, araya girme. Bunu bak, sen de biliyorsun. Rica ediyorum. Hocam müsaade. Hocam müsaade. Hocam müsaade. Enflasyon %10. Hocam müsaade. Nasıl böyle gidersin hocam, ya? Müsaade et. Bak müsaade sen et. Sen şimdi sıcak paracıları teslim hocam, olmuşsun. Müsaade hocam müsaade. Ya müsaade et. Geçen beş kişi sene, diğer konuklarımız evet, da hocam, yer bulabilsin geçen programda sene, lütfen. Geçen sene de onlar da faizi artırıyorlardı. Gidiyordu bir yerde kesildi. Erdoğan ekibi değiştirdi. Şu an... Geçen sene ekip değiştirmedi. Geçen senenin başında Serap Hanım halk ekonomi kötüydü ama halk o kadar herkese olduğu için kötü hissetmedi. Şu an emekli bir nasıl yıldır hissetmedi geçen sene de çok ağırdı. Ya. Geçen sene etkileri bakın ya Serap Hanım müsaade etmiyorsunuz maaş bak. Zamları, bak maaş müsaade zamları etmiyorsunuz daha bak. Evet. Askeri ücreti yüksek verdi, memura yüksek verdi, emekliye verdi. Biz Ersan Hoca ile programa bir yıldır çıkmadık 9 aydır. Şahitsiniz. Niye? Çünkü uzaklaştığımda. Hocam söyle. Yanlıştı söyle. Bak. Burada hakkında çok savundum. Ha, hocayı buraya çağırın dedim. Dediniz bana. Şunu dedim. Bir yıldır şahitsiniz değil mi? Emeklilerin durumu çok kötü. AK Parti'nin başı şahit misiniz dedim. Evet, ben dedim, bir yıldır ben bunu çok söyledim. Hakikaten söyledik hocam. Bırak Allah aşkına. Söyledik ya. Halay çekiyordun. Yok yok. Ya 12 sene önceydi ya. Allah Allah ya. Milletin 1 trilyon lirası onların ben şahidim Cem dedi. Ya kur korumalıya para gidiyor milletin parası. Oraya gidiyor milletin parası. Ya hocam sen ne olsa memnun olacaksın. Yiğit Bulut yazmış 2008-2010 yıllarında. Sen ne olursa memnun olacaksın ya. Sen ne olursa memnun olacaksın. Nasıl memnun olacağım? Eskiyi alıyor yok. Bu iktisadi politikayla olmaz kardeşim. Doğrusu ne? Sen ne? Denk bütçe yapacaksın nasıl kardeşim. Yapacaksın? Üretimi arttıracaksın kardeşim. Sıcak projelere teslim ya, olmayacaksın iyi kardeşim. Hocam. Türkiye'de fabrikalarda ülke sorun yok. Ben sen hafta sonu ya geziyorum gene. Karabük'teydim. Sen borç Türkiye'de diyorsun. Üretim sıcak sorunu yok. Sıcak para yatırıma döndü. Cem Büyük bu üretim sorunu var. Emekliye verecek hoca, AK Parti ne yaparsa yapsın muhalefet. Nasıl? Ne yaparsa yapsın muhalefet. Muhalefete de muhalefet ama. Ya her şeye muhalif adam ya. Ya her şeye muhalifsin ya. Sen diyorum vatanın milletin parasını israf edemezsin. Ya yanlış kardeşim. Yanlış geçen mı? Sene, yanlış mı söylüyorsun? Ya Lütfü Bey yaptığını övüyordun ya. Naci Bey övüyordun ya. O da bunu yapıyordu. Çünkü hayat pahalılığını ve enflasyonu durdurmak ya, için önden faiz artırıyordu o da. Sen ne yapıyorsun şu anda? Faiz sen artırıyordu. Başka bir şey yapılmıyor sen ya. Sen ihracatçının başına binmişsin. Ya hocam. İthalatı %45. Peki. Son tüketim mallarını arttırmışsın. Gömülmüşsün hocam, borca. Hocam üretimde sorun yok. Bak. Ne yapıyorsun? Türkiye'nin üretiminde problem yok. Türkiye'nin maliyet problemi var. 2,5 trilyon bütçe açığını 100 milyar tasarruflarını kapatacağım. La Fontaine'den masallarını hocam söyleyeceksin. Tamam. Ne söyleyeceksin şimdi sen artık ne söyleyeceksin? Türkiye'nin bütçe açığı yarı yarıya düşüyor. Yarı bütçe açığı yarı yarıya düşüyor. Biraz daha tanıdım tartışmaya ama. Türkiye'nin yatırım maliyetleri pahalı. Sayın Vedat Işıkhan önlem getirmiş. Emeklilere tatil yapıyor. Ya bilet parası alamıyor. Sen Sayın Işıkhan 10 bin lirayla bir ay yaşamak. Yıllık 100 milyar doğal gaz paran var. Nasıl ödeyeceksin ya? Çaren şimdi mi var? Bütçe açığı olur. 100 milyar dolar benzine para veriyorsun. Sen eğitime, öğrenime, sağlığa, güvenliğe ya dünyanın parası ayrılıyor ya. Parayı yap işlet devletçilere veriyorsun. Ya hocam.
Parayı eleştiriyi doğru bir yerden bak. Parayı doğru bir yerden giriyorsun, bak, yanlış yerden çıkıyorsun. Bırak kardeşim, doğru yerden bırak giriyorsun, yanlış yerden nasıl çıkıyorsun. Nasıl da yanlış yerden yapacağım kardeşim? Şimdi 100 milyar dolar ya ithalatın bak, var ya. Kardeşim ne? Gaza senin, çare var mı? Senin ithalatın şu anda niye oldu? İhracatın başına bastın. Ya, bastın %45. Senin ihracat rekor kırıyor be hocam. Rekor kırıyor ya. Rekorlar kırıyor ya. Altına kota koymasan. Maliyet problemimiz var. Maliyet. Ne olacağı belli değil. Maliyet problemimiz var. Maliyet. Sen bugün vatandaşın garip kurabağının başına ya millet geçen sene de vardı o. Başka bir şey değil. Çare söylemezsen bak kötü Serap olur. Burada. Millet de orada. Emekli, işçi, memur, çiftçi bizi izliyor. Ya hocam, bir kötü. Allah kulu memnun mu? Emekliler, memnunum diyen varsa ben bu stüdyoda terk edeceğim kötü. Bir yere terk etmeyin hocam. Ama diğer konuklarımıza bir zaman tanıyın. Memurlar kötü değil. Genç Ersan Şen rica ediyorum. O Londra'nın baronları, Washington'un bankerleri hocam, memnun. Sana para peki satıyor kardeşim. Ya yok öyle bir şey. Onlar ellerini şıklatıyor, avuçlarını alkışlıyorlar. Dışarıdan tamam, borç almıyoruz. Tamam artık izin yani verin lütfen. Öyle. Benim sesimi duyun. Sen hocam size söz vermediğimi söylüyorsunuz ama aslında ben sıra Cem Bey'deydi. Ben size arada söz vermiştim. Şimdi Cem Bey dedi ki öncelikle bu CHP'nin kazancı değil, iktidarın yanlış politikalarının sonucu gelen bir seçim sonucu. Cümlelerine siz bir şeyler dediniz evet ama görüntüde duyulmadı. Söyleyecekleriniz varsa buyurun. Şöyle, ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün bugün yaptığı açıklamalara bir bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısını sadece ekonomiye sabitlemek, orada tutmak bir kere bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne haksızlık olur. İkincisi oraya yönelen vatandaşa haksızlık olur. Tabii ki etkisi var. Emeklilere zam yapılmamasının tabii ki büyük etkisi var. Ama bir taraftan da iki tane büyük şehrin başarısı var. Şimdi bir tanesi %30 puan, %30 fark atmış. Şimdi burada %10 fark atmış iktidara. 800 bin farkı diyorlardı ki 800 bin fark aslında tepki oyuydu diye eleştiriliyordu İmamoğlu için. 1 milyona çıkarttı farkı. Ankara'da keza öyle. Türkiye'nin birçok yerinde Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler aldı. 16 belediyesini 36'ya çıkarttı. Şimdi bu gerçeği görmeden sadece bu başarıyı sadece emeklilere hapsetmek bir kere haksızlık olur. Bir, başarının esas 2-3 mimarı var. Bir, Özgür Özel, Türkiye İttifakı dedi. Bence Can başarıda patron millet. İkincisi Ekrem İmamoğlu. Üçüncüsü Mansur Yavaş. Üçü de bu Türkiye İttifakı'nı bulundukları şehirde yaptılar. Siz buna Demle ittifak diyebilirsiniz. Ankara'da milliyetçi muhafazakarlar oraya yöneldi diyebilirsiniz. Her ilin kendi dinamikleri vardır. Ve onun üzerinden bir siyaset yaptılar. İşte Uşak'taki örneği gördük. Dedi ki ben Dem partilileri belediyeden içeri sokmayacağım dedi. Özür diliyorum Afyon'da. Belediyeden içeri sokmayacağım dedi. Bambaşka bir tablo ortaya çıktı. Şimdi Afyon'da bunu söyledi ama bir taraftan İstanbul'da neyi tartıştık? Dem Parti seçmeni İmamoğlu'na mı oy verdi veya İstanbul'da DEM Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt'ta ittifak mı yaptığı tartışık değil mi aylarca burada? Şimdi bu seçmeni bir kalıp içine sokarsanız o zaman Türkiye'yi de yanlış yorumlarsınız. Evet ekonomide sıkıntılar var. Evet emeklilere zam verilseydi belki bu kadar büyük farklar olmayabilirdi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi yine birinci parti olurdu. Peki, yani, şimdi şu bu anda kadar bakın seçim analizinde şu yanlışlık var. Bugün AK Parti ve Cumhurbaşkanı Tencere Partisi'ne, tamam, Ekonomi Partisi'ne yenildi. Ekonomi düzgün hocam olsaydı emekli bu seçimi kaybetmezdi. Sen emeklilere o açıklamayı yaparsan sınıfta kalırsın. Cumhurbaşkanlığı kardeşim seçimlerinde bitti. Yanlış aday kızdık. Yanlış sandal adayla, yanlış adayla halkın önüne çıkıldı ve kaybedildi. Şimdi ve buna ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıcak evet açıklamaları var. O yüzden, bu noktayı bunu evet söyledim. Evet tahmin ediyorum izleyicilerimizden takip edemeyenler olabilir. Şöyle diyor Kemal Kılıçdaroğlu dün KRT yayınında. Beraber yola çıktığınız, birlikte mücadele ettiğiniz, kavgayı beraber verdiğiniz, illa sen Cumhurbaşkanı adayı ol diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Ben boşuna demiyorum ki hançerlendik aylarca diye. Aylarca burada söyledik. Hançerlendik bunu ifadesi ilginç. Cem şahit. Aylarca ne dediniz? Ben o zaman çıkmıyordum ama aylarca biz yayınlarımızda söyledik. Okuyordur muhakkak da Cem. Dedik ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, etrafında sana aday ol baskısı yapanlara yenilme. Öyle bir baskı evet, görüyor öyle muydun? Bir baskı vardı. Etrafında
Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması yönünde bir baskı kurdu. O kapalı, o hep yankı odası diye tarif edildi ya o dönemde. O yankı odası ama içine hapsoldu. Ama bir de şu cümlelerini Kemal de okuyayım. Bey. Sağduyuyla partinin yetkili organlarından oturup tartışmak varken niçin bu değişim talebi böyle birdenbire patladı diyor. Sonrasındaki kurultay süreci için sanki ben zorla Cumhurbaşkanı adayı olayım dedim. Aklımın ucundan bile geçmiyordu. Düne kadar bana aday ol diyen sen değil miydin? Kime sesleniyor Kemal Kılıçdaroğlu? Bana aday ol diyen sen değil miydin? Arkamdan hançerledin diyerek burada. Şimdi şöyle bir, tabii ki burada tek değişim isteyen kişi Ekrem İmamoğlu olduğu için bu sözleri Ekrem İmamoğlu'na söylemiş gibi algılıyoruz. Doğal olarak. Çünkü seçimin ertesi sabahı seçimin ertesi sabahı dedi ki değişim istedi ve demek ki Kemal Kılıçdaroğlu'na aday ol deyip direten Ekrem İmamoğlu'ymuş. Arkamda dursunlar ve hançerlerini soğutmasınlar göre diye de bir ifadesi var. Yani tekrar aday gösterilirsem aday olurum. Yani yeniden aday olur musunuz genel başkanlığa sorusu üzerine. Evet işte şimdi Kemal Bey şurada yanlış yapıyor. Bir siyaseten zaten Kemal Bey'in artık bir hükmü kalmadı. Ne Cumhuriyet Halk Partisi ne Türkiye'de. Bir kere kaybetti. Her defasında 13 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı yaptı. Girdiği her seçimi kaybetti. Bir, 2019 yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara hariç. Onu ayrı tutuyorum. Onun dışındaki bütün seçimleri kaybetti. Bütün referandumlarda yenildi. Ama şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldığının İlk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu. Şimdi burada oturup Kemal Bey'in kendini bir sorgulaması lazım. Ya kendini sorgulayacak ya etrafındakiler sorgulayacak. Şimdi bu dayatmayı yapan kim? Açık açık söylesin o zaman. Desin bu arada ki, Ekrem İmamoğlu'na az önce TV yüzde sorulmuş bu kırgınlık konusu. Demiş ki Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu size kırgın mı sorusuna cevaben. Ben bana kırgın olduğunu düşünmüyorum. Görüşmedik ama ben ısrarla aradım. En son bunu kimseye de söylemedim. İlk defa açık açık söylüyorum. En son bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi. Ulaşamamıştım birkaç kez. En son çaldı ve cevap verdi. Ben bayramını tebrik ettim. O da seçim sonucumu tebrik etti. Kurultaydan sonra aradım, ulaşamamıştım. Kırgın olabilir belki. Telefona bakmak istemedi. Ben kırgın olduğunu düşünmüyorum ama kırgınım derse de niçin kırgınsınız derim demiş bu soruya verdiği cevapta. Buna ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yani ben hiç aday olmayı düşünmüyordum ifadesini Kemal Kılıçdaroğlu. İşte bunu eski genel başkanın şunu demesi lazım. Ben aday olmayı düşünmüyordum ama Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş benim aday olmam konusunda ısrarcı oldu. Ve ben bu yüzden aday oldum diyebiliyorsa evet bu başka bir tartışma noktası. O zaman şunu söyleriz, şunu söyleyebiliriz. Hı hı. Neden Kemal Bey'de kazanamayacağını bile bile ısrarcı oldunuz? Başka bir planınız mı vardı? Başka bir defteriniz mi vardı? O zaman bu tartışmayı yapabiliriz. Ama Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı altın masanın ortasına koyan Kemal Kılıçdaroğlu'yla eski Genel Başkan Meral Akşener. Meral Akşener. Şimdi onları iki belediye başkanını, cumhurbaşkanı yardımcısı yapan da onlar isteyen. Şimdi bu tartışmalardan ötesinde siz bu isimleri iki başarılı belediye başkanını hem oraya sürüklüyorsunuz. Kaybettikten sonra da bütün suçu bu iki belediye başkanı üzerine atıyorsunuz. İşte bu yüzden kaybediyor zaten Kemal Bey. Burada daha ilgi çekici olan da bugün yani bu seçimin kısa süre sonrasında Sayın Kılıçdaroğlu'nun yani aktif bir siyasetçi tavrıyla da röportajlar verip konuşması. Şimdi reklama gitmeden bugün Selahattin Demirtaş da cezaevinde ziyaret etti. Selçuk Mızraklı'yı da ziyaret etti. Onu da not olarak düşeyim. Üzerine yorumlarınız varsa. Genel Başkanken ziyaret etmiş miydi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu? Yok. Etmemişti. Tuncay Özkan günü göndermişti. Tuncay Özkan. Şöyle diyor. Ben bilmediğim için sordum. Yani uzunca bir açıklaması var Selahattin Demirtaş'ın. Çünkü Selahattin Bey 7 yıldır hapiste. Evet. Nasıl bir siyasetçi olduğuna yönelik pozitif değerlendirmeleri var. Devamında da şöyle diyor. Siz hala otoriter yapıyı sürdürmeye çalışırsanız zaten demokrasi ve normalleşme olmaz. Yani burada tutukluluk sürecine, işte ayım kararının uygulanmamasına eleştirisi var. Demirtaş dışarıda olsaydı sivil siyasetin önü çok daha rahat açılırdı ve ben eminim terör olayları terör da biterdi. Terör olayı var mı Türkiye'de? O nedenle Sayın Demirtaş'ın içeride tutulmasını asla doğru bulmuyorum dedi bugün cezaevi ziyareti sonrasında. Reklama gitmeden biz Kemal Bey'le ilgili bu terör olayları biter diyor. Kemal Bey gerçekten siyaseti bırakmış. Yani zihnen de bırakmış. Çünkü Türkiye'de terör olayı mı kaldı? Ya PKK'yı bitmiş zaten PKK. PKK'nın bir tane eylemi var. Türk ordusu darma duman etmiş PKK'yı.
Yani terör olayları da biter diyor. Neyin terör olayları bitecek? Ay, ya Kobani olaylarında yargılandı. Hepsi ceza aldı. Şimdi yani tutup burada bu Demirtaş'ın tahliyesiyle terörü yan yana getirmek bir. HDP ile PKK arasındaki ilişkiyi fiilen açıklamak. Demirtaş'a da haksızlık. Demirtaş'ın kendi diyor benim PKK ile fiilen bir bağım peki yok diye. Şimdi siz bunu tutuyorsunuz, PKK ile Demirtaş'ı yan yana koyuyorsunuz. Şimdi öteleyemiyorum reklamı. O yüzden bir araya gidelim, devam edeceğiz. Olaylar ve görüşler devam ediyor. Çok hararetli bir tartışmanın ardından konu döndü dolaştı. Seçim sonuçları üzerinden Sayın Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları, kimeydi bu sözler ifadesi? Yani aday olmak aklımın ucundan dahi geçmiyordu ve hançer arkamda dursunlar ve hançerlerini soğutmasınlar. Delegeler aday gösterirse genel başkanlığa aday olmayacağım demem ifadesi ve oturup tartışmak varken niçin değişim talebi patladı ifadesi. Hemen Hasan Öztürk'ün de bu açıklamalar, ayrıca Demirtaş, Selahattin Demirtaş ziyareti sonrası yaptığı açıklamadaki ifadeler üzerine yorumunu sorayım. Buyurun. Bir fıkra anlatabilir miyim? Buyurun. Nasıl bir? Tabii ki teşbih, tabii ki bu bir fıkra. Şimdi adamın birisi ölmüş. Almışlar. Bir yatağı almışlar. Hala inanmıyor öldüğüne. Sonra bir tabuda koymuşlar. Gasılhaneye götürmüşler. Hala öldüğünü bilmiyor. Gasılhanede yıkamışlar, kefenlemişler, mezarlığa götürmüşler, hala öldüğüne inanmıyor. Toprağa vermişler, üzerini örtmüşler, hala öldüğüne inanmıyor. Bir anda kafasını merteğe vurunca, vay ben ölmüşüm demiş. İşte bu bir fıkra. Şimdi siyaseten Sayın Kılıçdaroğlu aslında bir mevta. Şimdi bakın ben Kemal Kılıçdaroğlu'na yanlış yapıldığını söylemiş. İşte efendim o kurultay sürecinde delegelerin yön değiştirmesi meselesini eleştirmiş birisi olarak söylüyorum. Bir gazeteci olarak söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu durdu. KRT'de öyle bir çıkış yaptı ki ben ölmedim, hala varım ve hatta CHP Genel Başkanlığı'na adayım dedi bu açıklaması. Bunu söylerken de bir taban yoklaması da yaptı. Neyi kastederek söylüyorum? Mesela hemen bir gün sonra Demirtaş'ı ziyaret edip onun üzerinden Kürt seçmene, Kürtlere yani HDP'ye oy veren, Demet oy veren seçmene o profile de mesajlar vererek ben buradayım dedi. Ve bu şunu da söylüyor, Özgür Özel'in başlatmış olduğu o hani siyaseten mücadele ama aynı zamanda müzakere hattını da vuracak şekilde yine eski gerginlik üzerinden siyaset üreteceğini de beyan ederek ben buradayım diyor. Hı hı. Ama ben siyaseten bir mevta olduğunu düşünüyorum Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Ve yine bizim aklımızla alay eden bir üslup da yaptı bunu. Nedir o? Yani hani yine fıkrada kim itti beni bu havuza der gibi ya ben aday olacağım diye diretmedim ki. Beni aday olacaksın dediler. Hepsi işte genel başkansın bir parti CHP'nin genel başkanı tabii ki doğal adaydır dediler. Altılı masada da bu konuda hiçbir problem yoktu. Onun için dolayısıyla ben doğal bir aday olarak geldim. Yani benim adaylığım konusunda ben talepkar olmadım diyerek de bizim aklımızda alay edildi. Niye? Biz biliyoruz ki küçücük oy oranlarını bile tahmin etmekte zorlandığımız, isimlerini bile saymakta zorlandığımız, artık unuttuğumuz hani o Davutoğlu'nun partisi, efendim Babacan'ın partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye böyle milletvekili verdiler. Bol keseden adaylığını garanti altına almıyor. Meral Hanım neden masadan kalktı? Tabii oraya geleceğim. Ama diyor ki, neden kalktığını bilmiyorum. Ki, görüşürsen sorarım diyor ki, demiş. Diyor ki ben masadan neden kalktım bilmiyorum. İkisi de emekli artık bol bol görüşürüz. Bakın hayır, masadan niye kalktığını bilmiyorum. Masaya niye geri döndüğünü de bilmiyorum. Bir gün olur ya karşılaşırsak, sanki hiç karşılaşmadılar o arada. Hiç konuşmadılar, görüşülmedi. Tamam mı? Karşılaşırsak bunu da kendisine usulünce sorarım. Şimdi Meral Hanım masadan kalkarken hani açık açık söyledi ya. Tabii açık açık. Yani beni masadan ittiler dedi. Yani kendileri karar vermişler. Dayatıyorlar dedi. Tabii dayattılar. Noter masası değil dedi. İki, masaya geri döndüğüyle ilgili de Meral Hanım şunu dedi. Dönmemeye göze alamadım dedi. Çünkü o arada sifon çekiyorlardı kendisiyle ilgili. CHP'nin trolleri.
Dolayısıyla Kemal Bey belki kendisi unutabilir, bilmiyorum. Ama unuttuğunu sanmıyorum. Bizi unutuyor sanıyor. Bizim balık hafızalı olduğumuzu sanıyor. Bizimle dalga geçiyor biraz. Zihinlerimiz dalga geçiyor. Fakat ben Kemal Bey'e şunu tavsiye ediyorum. Aramızda baba-oğul ilişkisi var dediği oğlu tarafından tasfiye edildi. Yani Ekrem İmamoğlu tarafından. Bu bir vefasızlık mıdır? Siyasetin olağan siyaset sonucu mudur? Bu siyasette olmuştur. Ben orasında değilim. Yani diyorum ya, ben delegenin, imza veren delegenin bile adaylığı konusunda, genel başkan adaylığı için imza veren delegenin bile kendisine oy vermediği bir kurultay sürecini yaşadık. Orayı da eleştirdim ama ama baba-oğul ilişkisi var aramızda. Biz baba-oğul gibiyiz dediği oğlu tarafından siyasetten tasfiye edildi. Tavsiyemiz gidip ne güzel dededir. Aday olmayacağım demesine rağmen Kemal Bey, CHP'nin genel başkanına aday olmayacağım demesine rağmen gitti Deniz Baykal'la görüştü. Aday olmayacağını biliyorum, söyledi Deniz Baykal'a. Kapısında. Sonra döndü Önder Sal'la. Aday oldu ve genel başkan oldu. Şimdi biz bunları, söylerken Kemal Bey kendi genel başkanlığının nasıl olduğunu biz unuttuk biz mu? Biz bunları söylerken biz unuttuk mu yani? Karşı çıkıyorlardı. Hayır yani. Karşı çıkmıyordum. Ben şimdi, o dönem Ankara'da CHP'yi takip ediyordum. Tamam. O dönemlerde de Sayın Kılıçdaroğlu evet ben aday değilim açıklamasını Deniz Baykal'ın evinin kapısının önünde evet, yaptı. Aday oldu. Sonra gitti aday oldu. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu bence hani Allah ona sağlıklı, bereket, uzun ömür versin. Bu ömrünün son döneminde hiç olmazsa torunlarıyla mutlu mesut hayatını yaşasın diye tavsiye etmek gerekiyor. Fakat öyle demek ki hani bu virüs böyle bir şey. Yani siyaset virüsü. Yani yeni bir oluşumla siyasette aktif olarak yer alacağını yeni bir parti gibi bekliyor musunuz peki? Yok yok ama CHP'nin genel başkanlığı hani konusunda hala ümit var olduğunu gösteriyor. Ama siyaset Kemal Demirtaş kartını da açarak yapıyor. Bir taban yoklaması yaptı dediniz de o yüzden işte Demirtaş dedim. Yani açıyor. Böyle bir oluşumun taban yoklamasını evet, mı evet, kastettiniz tabii, diye? Yani kastım yeni bir parti gibi. Tabii. Şimdi bakın. Şunu biz biliyoruz. Selahattin Demirtaş ismi sadece DEM partililer açısından önemli bir isim değil. Aynı zamanda Türkiye muhalefetinde, Türkiye'deki muhalefette belli bir kesimde önemsenen bir isim. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu o isim üzerinde ama bir gün sonra da o ziyaret yapıp ve onun üzerinden bir şey söylüyor. Dolayısıyla bence bir taban yoklaması yapıyor. Ve burada tabii Özgür Özel ve İmamoğlu bu açıklamalardan sonra nasıl bir tavır alacak bilmiyorum. İmamoğlu biraz önce siz okudunuz. Ben de burada görmüştüm. Mesela yoktu arkadaşlar atmışlar. Yani bu konuya hiç yani niye üzerine alınmamış? Niye böyle konuştuğunu bilmiyorum anlamına gelen şeyler söylüyor. O da İmamoğlu'nun siyaset yapma biçimi hiç üzerine alınmıyor. Yani o da başka bir şey. Ama bunu çok konuşuruz. Yani kendisini tekrar ben varım diyor Kılıçdaroğlu. O varlığı nasıl bir varlık onu göreceğiz. Nasıl bir varlık Elfin Hanım? Yani bu bundan sonraki süreçte bu seçim sonuçlarının ardından CHP'de de bir değişim süreci var çünkü. O tamamlanmadı muhtemelen yani bu değişim sürecinin içinde aslında CHP. Bunu etkiler mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra yani bu taban yoklaması dediği Hasan Bey'in yeni bir oluşum için taban yoklaması mı sizce? Ya da bir vefasızlık yapıldığını düşünüyor musunuz Kemal Kılıçdaroğlu'na? Yani Sayın Kılıçdaroğlu böyle beyan ediyor, böyle düşünüyor. Bu tabii siyasi yol arkadaşların aslında bence yani Ekrem İmamoğlu çok da merkezinde değil. Yani evet değişimi o başlattı bir gün sonra ama neticede hani çok atlıyoruz. Genel Başkan adayı Özgür Özel'di. Ve yani ona oy verdi delegeler bir yerden sonra. Tabii ki başlatan İmamoğlu olmasına rağmen ama hani hiç adının anılmaması enteresan. Bu bağlamda tabii biraz da kendi yol arkadaşlarıydı Kemal Bey'in yani orada aday olan değişimciler. Hani o bağlamda herhalde bir hançer yani çünkü onun birlikte yürüdüğü isimlerdi ve bir süre sonra Kemal Bey gitsin biz devam edelim. Yani hançerlemeyi kurultay için o ifadeyi kullanıyor. Yani birlikte yol yürüdüğü arkadaşları açısından söylüyor olmalı. Yani biz birlikte yol yürüyorduk sonra beni hançerlediler olmalı. Fakat tabii burada şey çok önemli. Yani bu meseleyi halkın nasıl değerlendirdiği bence çok kritik. Yani örneğin bunun için yapılabilecek en geniş kamuoyu yoklaması herhalde 2024 seçimleriydi. Yani gerçekten böyle bir çağrı var mı? Hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun dönmesine yönelik yok mu anlamında? Bence alınan bu ben hala zafer diyorum yani
CHP Genel Başkanı Zafer demeyelim diyor. Tabii daha mütevazi olmaya çalışıyor o noktada. Ama gerçekten çok büyük bir zaferdi. Bu değişimin halk nezdinde kabul gördüğünü de gösteriyor. Yani her ne kadar sandığa giden seçmen sayısında düşüş olsa da her iki taraftan da yani alınan oylara bakıldığımızda görülüyor. Tabii emeklilerin belli bir kısmı gitmemiş belli, CHP tabanından da gitmeyen olmuş belli. Tüm bunlara rağmen bu seçim sonuçları evet hani şimdi o yüzden ben bir önceki turdaki tartışmada CHP'nin başarısının sadece ülkede koşullar kötüydü ve o yüzden CHP başarılı olduya bağlanmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani orada sadece İstanbul ve Ankara, bence yani İstanbul ve Ankara en önemlilerinden biriydi. Çünkü bütün tartışmanın merkezi İstanbul ve Ankara'ydı. İktidar bütün gücüyle özellikle İstanbul üzerinde olmak üzere Ankara'ya da yüklendi. Ama ortada yine %60'a yakın almış Mersin var. Manisa var. Manisa. Yani bu hakikaten bir İzmirli olarak Manisa'da %60 oy çıkması sadece emeklilerin tepkisiyle falan açıklanacak bir durum değil. O hani orada doğmuş, büyümüş, oranın evladı olmuş. Hani bu biraz şey Demirel'in Isparta'da sahiplenilmesi durumu gibi yani. Özgür Özel'in de Manisa'da sahiplenilmesi ve takdir görmesi durumu. Yani bir sürü değişkeni var. Oy düşen yerler yok muydu? Bazı yerlerde de düştü yani. İşte bunu da gözlemleyebiliyoruz İzmir gibi ya da başka yerler. Demek ki yükselen yerlerde muhakkak ki bir başarı, adayın da bir başarısı söz konusu. Ha şimdi bütün bunlar böyle bu kadar yüksek başarıyla çıktıktan sonra tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun sistemleri olabilir. Hani serzenişleri çünkü birlikte yol yürüdüğü arkadaşları. Adayla itmişler midir? O süreçte itmişlerdir. Çevresindekiler bunu söylemiştir. Ama ben hani sanki Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu niyetinin seçimden 2-3 yıl önce olduğuna dair hatta bir grup konuşmasında hani bütçe konuşmasında aday ol denilmişti. O da olmayacağımı nereden biliyorsunuz demişti. Bülent Turan. Grup başkanı evet. Yani o günden itibaren aklında olduğunu düşünüyorum ben. Yani zaten aklında olduğunu çeşitli defalar hissettirdiği için biz dahi bütün Cumhuriyet Halk Partililer, destek olanlar, seçmenler, örgüt destek de sunduk yani adaylığına. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı aday olma iradesini ortaya koyduktan sonra ve bunun yani iki seçimde kendisi aday olmamış, aday göstermiş 2014 ve 2018 ama 2023'e gelince aday olmak istiyorum demiş. Böyle bir irade koymuş. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi bütün benliğiyle arkasında oldu Sayın Genel Başkan. Ama birçok hata silsilesi 2023 seçimlerinde altılı masanın kurgusuna dair hatalar, milletvekili listelerinden alınan hatalar, İyi Parti'nin oturup kalkması masaya gibi bir hata. Yani hani altılı masanın varlığı varken başka bir aday da nasıl gösterilecekti onu da bilmiyorum. Çünkü sanki de Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerine de biraz inşa edilmiş gibiydi. Dolayısıyla tüm bunlardan ötürü işte ya da yurt dışı seyahatlerin o dönem Amerika gibi ya da Almanya gibi tam olarak kamuoyuna anlatılamamış, o kısmın iletişiminin başarılamamış olması. İşte Sayın Ekrem İmamoğlu'nun cezası geldiği gün Saraçhane'de yanında Sayın Akşener olması. Yani o kadar böyle silsile halinde gelen ve maalesef o başarısızlığı getiren bir süreçti. Ha, o yüzden tabii ki şimdi böyle yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanını o dönemde sanki hani kimse sahiplenmemiş ya da itmiş gibi de demememiz lazım. Herkes sahiplendi. Destek çıktı ama olmadı. Yani dediğim gibi birçok hatadan dolayı olmadı. Şimdi ha bir de şu vardı yani onu da ekleyeyim hatalar içerisine. O dönemde sanıyorum Sayın Davutoğlu'ydu yine Habertürk ekranlarında. Kriz çıkabilir. Kriz çıkabilir sözü. Bizim mesela, de görüşümüz olur. O çok konuşulmuyor o ama evet. O da yani o gün bize şey gibi düşmüştü, ateş gibi düşmüştü. Kar, tabii ifadesi tabii çok konuşuldu. Çünkü bu tür sözler ve şey hani hepimiz genel başkan yardımcısı olacağız. Altı genel, beş bizim genel başkan. Bizim onayımız alındığında tabii kriz çıkar ifadesi. Evet, o ifade. Seçime götürürüz edeceğim. Ben, o ifade çok az konuşuldu ama bence inanın masaya oturup kalkma kadar etkili oldu bu süreçte. Yani
şeydi çünkü insanlarda şu duygu oluştu, güvenemedi yani. Bu kadar çoklu bir yapı yönetirse kriz çıkar. Bir de o kriz çıkar lafı zaten geçmişten böyle bir şey de var. O koalisyon dönemlerinden kötü hatıralar, kötü hafızalar da var. Onları canlandırdı. Yani maalesef bizim gibi çok iyi niyetle ve tamamen her türlü benliğiyle destekleyen insanları çok kereler, çok hayal kırıklığına uğrattılar. Sizce altılı masaya dönüşmeseydi de Millet İttifakı olarak devam etse seçim sonucu farklı olur muydu? Bunu ben yasanın çıktığı gün sürekli yayın yaptığım kanalda söyledim. Hani ya, ittifak yasası değişti ya sanıyorum 1 Nisan'dı ya da 4 Nisan'dı öyle bir tarihti. 2021 olabilir, 22 olabilir. %7'ye düştü baraj. Ve aynı zamanda da küçük partilerin varlığı biraz daha etkisiz hale getirilen bir yasa vardı ya. Evet. O yasana çıktığı gün dedim ki lütfen gelecek Deva Saadet ayrı girsin. Ayrı bir logoyla ayrı bir şekilde girsinler. Akşener'in teklifi de oydu biliyorsunuz. İnanın bütün CHP seçmeni bile destek olur. Ve inanın onlar %7'yi geçerlerdi o gün atmosferiyle kendilerini seçmene teslim etselerdi. Evet. Orada hangi çatı altında girileceği anlaşılamadı, ne yapılacağı konusu anlaşılamadı. Büyük hataydı ve CHP'nin listelerinden milletvekili. Dolayısıyla sizin sorunuzun cevabı evet. Eğer ki Millet İttifakı olarak girilse ve bu üç parti ayrı bir yapı kursa, Saadet gelebilirdi, Millet İttifakı'na gelemeyebilirdi. Ya bu seçim kazanılırdı. Hani bunu da çok konuşmadık. Bu boğuntuya geldi hep şeyden seçimden sonrası ama... Bir sürü işte hatalar silsilesi oldu, kazanılamadı. Ama sonrasında CHP çok kritik günler geçirdi. Evet değişimi eleştirebileceğiniz taraflar olabilir. Hani ideolojik tabanı ya da işte hani kadrosu olarak geçmişten gelen bir kadro olması, zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun ekip arkadaşları olması falan gibi eleştirilebilecek birçok noktası olabilir. Ama son düzlükte 2023 seçim yenilgisi sonrasında morali bozulmuş bir seçmen vardı. Hakikaten bir duygusal kopuş yaşayan ki bunu Genel Başkan Özgür Özel o süreçte söylemişti. Ben de aynı fikirdeyim. O duygusal kopuş vardı o süreçte. O kurultay yaşanmasaydı ve öyle gidilseydi seçime böyle olur muydu? Bu başarı çıkar mıydı sorusunun yanıtını bugün görüyoruz ki bunu seçimden önce görmek biraz daha da zordu. Daha karanlıktı o günler. Evet. Ama bugün görüyoruz ki zormuş. O yüzden... Hani 2023 seçim yenilgisi yaşanmış, duygusal kopuş olmuş, CHP kurultaya gitmiş, kurultayla genel başkan değişmiş. Elbette bu süreçler Sayın Kılıçdaroğlu açısından yıpratıcı, yıkıcı etkileri de olabilir, duygusal etkileri de olabilir. Ama siyasi çıktılarına baktığımız vakit ki siyasetteki en önemli sonuç siyasi çıktılar. Siyasi çıktılarına baktığımız vakit bu normal bir başarı değil CHP'nin başarısı. Bu çok yüksek bir başarı. Peki. Peki. O yüzden hani buradan sonra bence yine son söz şunu söylemiş olayım. CHP'nin iç tartışmalarından uzaklaşıp daha ileriye, daha yükselen bir ivmeyle genel seçime doğru yol alması lazım. Böyle iç tartışmalara girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sizden de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini alıp hemen Ersan Hocam'a döneyim. Bu araya gitmeden de bu konuyu tamamlayalım. Yani Elfin Hanım'ın bu yorumlarına ne dersiniz? Şimdi ben geçen sene Davutoğlu'nun bu itirazı olmaz olduğunda seçime etki etmez demiş. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Geçen seneki seçimi CHP ne siz yapar? Siz mi seçime etki etmez demiş? 2023. Ay muhalifler, CHP'liler. Ha muhalifler, muhalif etmezler. Peki. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Geçen sene bunu çok söyledim. Siz de şahitsiniz herkes. Hı hı. Geçen seneki CHP seçimi, CHP ne yaparsa yapsın kazanamayacaktı. Evet. Yani Kemal Bey de olsa kazanamayacaktı. Kazanamadı. Meclisi de alamadılar. Yani siz aday farklı olsa da kazanamazdı diyorsunuz. Hayır, hiç bunun bakın gittiğimiz her yerde millet biz her türlü Erdoğan oy vereceğiz. Bunun sebebi de ekonomi değil. Geçen sene de ekonomi çok kötüydü. 2021'in Eylül'ünden beri kötü. 2022'de kiralar uçtu. 2023'te bir de deprem oldu. Hı hı. Efendim altılı masayı devirdiler. HDP faktörünü anlatamadı. Bundan da bilmiyorum. CHP geçen seneki seçimi yani ana aktör CHP olduğu için söylüyorum. HDP işinden kaybetti. Bakın bu seçimi nasıl AK Parti emekliden kaybetti? Bu CHP'de o seçim HDP için Anadolu'da insanları anlatamadı. Ama CHP bir şeyi başardı. 2017'den beri. 2018'de en son bunu Erdoğan Ankara'da 51 aldı. Erdoğan'ı söylüyorum. AK Parti 50.7 aldı. O gün bugündür de İstanbul'da AK Parti'nin büyük şehirlerde yüzü gülmüyor. Yani İstanbul Ankara'da CHP 3 seçimdir başarılı.
Geçen sene Kemal Bey İstanbul'u 51 ile aldı. İkinci turda Ankara'yı 51 ile aldı. Bakın Tayyip Bey'in kendi kalesi Denizli'yi geçen sene Kemal Bey 53-47 ile aldı. Yani CHP Kemal Bey döneminden başlayarak bugün de büyük şehirlerde yani Adana, Mersin, Antalya, Batı ve Akdeniz kıyılarında çok başarılı. O da aslında hayat pahalılığının büyük şehirlerde hissedilmesinin etkileri de var orada. Şimdi o yüksek kiralar bilmem ne olunca orada insanlar hayat pahalılığını çok geç. Ama Anadolu'da insanlar HDP bunlar gelirse PKK ile anlaşır, bunlar gelirse herkesi bırakırlar bilmem ne olunca o büyük şehirde kaybettiği oyu Anadolu'nun aldığı rekor oyla aldı. Zaten biz bunu bu çok bariz görülüyordu. İşte Ersan Hocam'a katıldım. Bu seçimde şimdi bu CHP'nin bir başarıdır. Amalarını ben söylüyorum. O ayrı. Şimdi CHP 37,5 aldı. Ha CHP 42 de aldı 77'de. 27 aldı 89'da. Ama bunun devamını getiremedi. İki, CHP hiçbir seçimde tek başına çoğunluk sağlayamadı. Yani parlamenter sistem olduğunda da hiçbir zaman 276'yı bulamadı. 225'i bulamadı. Eskileri söylüyorum. Şimdi CHP'nin başarılı olduğunu söyleyebilmek için bir seçim daha görmek lazım. Bakın bir kere başarılı olursunuz. O olur. Hani ekonomi kötüdür, yol kötüdür ama 2027 veya 28 seçimleri CHP kazanırsa o zaman diyeceğiz ki bu oturdu. Nasıl şimdi Batı ve Akdeniz'deki büyük şehirleri CHP artık oturttu. Buraları vermez. İstanbul, Ankara, Bursa'yı da aldı artık. Balıkesir'i de aldı. Manisa bakın geçen sene Kemal Bey Antalya'da 60-40 aldı. Geçen sene Adana'da Kemal Bey 60-59'a 41'a yani Kemal Bey de aynı oranları almıştı geçen sene. Orada muhalefet bir şeyi sağladı yani. Ama geçen sene dediğim gibi HDP işidir %90. Sebep budur. Başka hiçbir şey değildir. Ekonomiye baksaydı millet, hükümet giderdi. Yani o şey olarak. Ama bak o da güven, başka çok şey oldu. Yani yedili masa, yurt dışından danışmanlar getirildi. Bir yerlere bağlanıldı. Bir de Kemal Bey'e getireyim çünkü katılmadım. Ben diyor Kemal Bey zorlama aday oldum. Beni aday yaptılar diyor. Ya ben 2019'dan beri 2017 arada bir yıllık molam var. 2019'dan beri burada programa çıkıyorum haftada 2-3 defa. Ya Kemal Bey ben başkan olurum ise ben iktidara gelince mültecileri göndereceğim. İşte beşli çeteye hesap soracağım. Şunları kamulaştıracağım. Bunları ne olur olarak yaparsın? Başkan olursan yaparsın. Cumhurbaşkanı. Ne demek beni aday yaptılar? Sen istedin adaylı. Ya sen dayattın o masaya. Zaten küçüklerin bildiği bir şey deme şansı yok. Hepsine maşallah rüyalarında görmeyeceğin milletvekillerini verdin. 20-30 vekiller. Orada bir İyi Parti biraz yaptı ama İyi Parti'nin de gücü hiçbir zaman oyu çok. Diyorlar ya Anadolu'da oyumuz 16-17. Hiçbir zaman o olmadı. Anadolu'da ki şu an zaten iyice yani azaldı oyları düştü. Belki toparlayabilir Müsavat Bey bilmiyoruz. Bu seçimde de yani burayı AK Parti bir yıldır işte Ersan Hoca yoktu tamam çıkamadı keşke çıksaydı. Ama emekliden %75 hayat pahalılığından değil emekliden kaybetti. Yani AK Parti il il baktı bakın açıklayacaklar şimdi önümüzdeki haftalarda şeyde Kızılcahamam'da sandığa gitmeyen işte 85'ti yerel seçimlere burada 77 oldu. O %8'in çoğu emekliler ve onlar da AK Partililer. Gidenlerin bir kısmı Karadeniz'de CHP'ye verenler oldu. Doğru. Doğudaki ve İç Anadolu'dakiler Refah Partisi'ne verdi. Yeniden Refah. Batı'dakiler de ya sandığa gitmedi veya CHP'ye attı. Doğru. Ama CHP'nin bir başarısından bahsetmek istiyorsak bir seçim daha göreceğiz. Burada bakın Özgür Bey'i ben çok başarılı buluyorum. Şöyle. Yani biz şimdi durduk yere Özgür Bey'i övmüyoruz. Özgür Bey bu oylar emanet diyor. Hepsi bizim değil diyor. Burada DEM var diyor. İYİ Parti var diyor. AK Parti var diyor. MHP var diyor. Çok akıllıca. Şimdi evet. CHP bugün bir seçim olsa parlamenter sistemde %30'un üzerinde bir oy alma şansı bence yok. Parlamenter sistemde söylüyor. Bu, biraz hızlanalım Cem Bey. Yani şöyle, Kemal Bey bakın şimdi. Daha azaldı. Demokrasilerde 1-2 seçim, 3 seçim kaybettiğinde gidersiniz. Kemal Bey 14 seçim kaybetti. 14 yani 2010 referandumundan başladı. 2023'e kadar 14 seçimde ve Erdoğan sizi her seçimde yendi. Bir kere çoktan gitmeniz lazım. İki, öyle veya böyle bu başarı Özgür Bey'e yazar. İstanbul'da İmamoğlu'na yazar. Ankara'daki Mansur Bey bence. 30 puan ya. Yani 30 puanı kimse burada inanmadı. Sonuçlar geldiğinde bile buradayız. Kimse CHP'liler 30 olmaz ya 10-15 olur. Yani orada. Dolayısıyla ben Kemal Bey'in bu sözlerine kadar CHP başarılı olarak gidiyor. Bir seçim daha görmek lazım. Ama Kemal Bey'in ben anladığım kadarıyla aldığım bilgi de öyle yönde. Televizyon programına daha çok çıkacakmış. Ona yakın kişilerden duydum. Yurt gezilerine de gidecek. Uygun bir ortam bulursa CHP'de kurultay başkanlığı, genel başkanlığı adayı olur ama ben seçmenin
Ve delegenin bu saatten sonra kalkıp da yani Özgür Kemal Bey'i bir daha geriye getireceğini düşünmüyorum. Bir de yaş olarak Allah uzun ömür versin. Ya bir ömrü herkesin bir ömrü var hepimizin. Yani şimdi 76-77 yaşına geldi Kemal Bey. Yani 48 doğumlu bildiğim kadarıyla veya 47. E şimdi artık ne hani artık ya gençlerin artık önüne açılsın. Mesela İzmir'de CHP pardon Eskişehir'de bunu yaptı. İşte o Yılmaz Hoca'yı değiştirdi 87 yaşında. Evet. Hani risk alarak, risk alarak yaptı bunu. Evet evet. Kaybetme yani, riskini alarak yaptı. Çok da eleştirilir yani değil. Ama aday gösterir. Mesela delegeler aday gösterirse genel başkanlığa aday olmayacağım demem. Ya şimdi bunlar doğru değil. CHP'de Özgür Bey gelmiş genç siyasete göre. Bir seçimde CHP iyi bir oy almış. Amaları ayrı ya. Şu şu sebepleri ben söylerim. Ama CHP 37,5'ta başarılı olduğu için bunu görmek lazım. Ben olsam yönde şey olmaz. Belli ki bu yarış Türkiye'de iki yani Cumhur İttifakı, AK Parti, MHP ve muhalefetin başını çektiği CHP ile gidecek ki şu an herkes CHP'de toplanıyor. Çünkü ana eksen o oldu. Ben olsam bunu artık bozmam, destek olurum bir abi gibi, baba gibi. Evet. Kemal Bey'e bence öyle faydası olsa daha iyi olur. Evet. Ersoy Hocam siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Bir abi baba gibi destek olmalı çerçevesinden mi bakıyorsunuz? Mayıs ve Mart seçimleriyle ilgili görüşlerimiz farklı. Elfin Hanım'la ve Cem Bey'le ben farklı düşünüyorum ama orada değilim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konusunda ittifak var. Artık hani siyasetten çekilmesi gerekiyorsun da onu söyleyeceğim şimdi. Yani çok iddialıysa bu yaşta ayrı bir siyasi parti kurup şansını deneyebilir. Yani bir karşılığının olduğunu düşünüyorsa siyasette bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhtaç değil. Şimdi salondan, masadan, analizden bu işler olmuyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Sokak, sokak, sokak. Hı hı. Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş sokakta, çarşıda, pazarda dolaşmasaydı o farkları hiç kimse göremezdi. Tamam. O %30 ve %12'lik farklar esasında patron benim diyen milletin el koyduğu seçimlerdir. Tamam. O parti başarısı değil. Ekonomiyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'nın taraf tutup o kadar iddialı sayısız bakanla sahaya inmesinin bedelini millet ödetti. Millet öyle büyük ki millet şımarıklık kaldırmaz ha. Millet verdiğini böyle aynen almasını da geri bil. Milletle şaka olmaz. Milletle dans edilmez. Milleti karşına alamazsın. Millet dediğim halk, toplum adına her ne derseniz deyin şu anda mutsuzluğu ve umutsuzluğu devam ediyor. Bakın, bence yapılması gereken sokaklarla link kurulmalı, bağ kurulmalı. Çünkü seçilenin bizde bir uçup gitmesi var yukarıya. O tavanda dolanıyor. Bir şeyler yapıyor, yaptığını zannediyor. Ama aşağıda neler olup bittiğini sandık zamanlarında bir hatırlıyor. Diyor ki ya bir şekilde hallederiz diyor. Öyle yaparız, böyle yaparız. Geçmişte bir anket yapılmış şu geçen hafta zannediyorum. Kararsız oranı %36'ya çıkmış. %36. Yani seçim yapılsa %36 kararsız. Bu ne demek? Ekonomiyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzelteceğine millet inanmıyor daha. Niye söylüyorum bunu? AK Parti'den daha fazla oy alan Cumhuriyet Halk Partisi şu anda iktidara en yakın. Ki öyle bir ümitle de yola çıkıyor. Seçmen de öyle bir teveccüh gösterdi diyelim. Bakın iki mitingde bu iş hakikaten olmaz. İstanbul Sultanahmet'te kent lokantası var. Kuyruğunun nereye gittiği belli değil. Millet onun müze kuyruğu zannediyor. Bu şunu gösteriyor. Yani biz metroda, vapurda, sokakta gezerek bu halkı dinlemeliyiz. Bence siyasetçinin yapması gereken o. Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşen de bu. Çankaya'da, masada, orada, burada, salondan bu işler olmuyor. Millet de bunu hakikaten umursamıyor da. Ve bu bedeli ben hazırlığından farklı düşünüyorum. Bu bedeli bu millet ekonomiyle zaten AK Parti'ye ödetti. Yine ödetecek. Bak bugün seçim sandık gelsin. AK Parti bu oyları rüyasında görmez. Ama AK Parti diyor ki 4 yıl var seçime ve biz bunun sonuçlarını bu yılın sonundan itibaren alacağız diyor. Sayın Cumhurbaşkanı o zamanı kazanmaya çalışıyor ama ekonomide neoliberalciler etrafına öyle bir sarmış ki farkında değil bu. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzını bıçak açmıyor Mayıs seçimlerinden sonra. O defteri kapatmış, faiz sebep, enflasyon sonuç yok ortada. Şu anda linkler kopmuş diyorum size. Bakın yemin ediyorum. Ama onun da ağır sonuçları olmadı mı hocam? Nasıl? Onun da ağır sonuçları şey kur korumalı vesaire yani ona tekrar dönmeyi neden istesin? Bakın şöyle söyleyeyim size. Kur korumalı dediğinle harcanan kaybedilen para ortada. İşte onu diyorum yani bu kayıplar varken kazanmış, tekrar seçim aynı söylemi nasıl? Bunu Cem söylüyor. 25 milyar dolar yakılarak Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanıldı.
Bir defa o seçimde masada güven kaybı oldu. Sayın Akşener'le Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarihi olmasının sebebi yapılan hatalar. Birisinin aşırı, ki Sayın Soner Yalçın'la ben en iddialı olarak ortaya çıktık. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansı yok dedik bu sıralar. Söz uçar, yazı kalır. Herkese iddiaya girdim. Kazanma şansı yok dedim ya. Bitti. Ha, siz bu inada girdiniz. Sayın Akşener o masadan kalktı, oturdu, bitti. Bak, kalktı, kalkmasaydı. Kalktı, oturmasaydı farklı bir siyasi tarih yazılır. Siz Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olsun demiştiniz. Tabii canım. Yani bu seçimde sizin ama gibi böyle düşünenler... Kaldı. Böyle düşünenler o zaman aday gösterilmediler. Şimdi onları geçmişte destekleyelim demiş olamaz mı? Yok, geçmişte kaldı. Bitti yani, olmuş da ölmüş de yani biz geçmişte kaldı. Gelecek, ben ona bakıyorum. Gençliğin seçiminde saklı. Yani neticede geçmişi tartışarak bir yere varamayız. 22 yıl önce AK Parti onu yaptı, bunu yaptı. Ben 5 yıl, 10 yıl sonra Türkiye'nin gençliğin durumuna bakıyorum. O umutlara bakıyorum. Neler öneriyorsunuz? Bizi 22 yıl önceyle, 10 yıl önceyle, 50 yıl önceyle avutmayın kardeşim. Geçin, biz önümüze bakalım. Şöyle söyleyeyim size. Bence zaten bu bedeli, siyasi bedeli geç de olsa Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener ödedi. Daha fazla ödemesi gerekenler var ama iki önemli karakter seçimlerin sonucunu değiştirecek ve belki de siyasi tarihi yeniden yazacak iki karakter bunun bedelini ödedi. Ayrı bir şey daha var, onu söyleyeyim size. Belediyelerde, bazı yerlerde biz Cem Bey'le de öğlen vakti konuştuk sanıyorum. Öyle acayiplikler oluyor ki görüyoruz. Birileri böyle enteresan deneme yanılma metotlarını uyguluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tehdit edecek şekilde. Bence önümüzde böyle duran enteresan bir sorun olarak görüyor. Umarım artmaz. Umarım bu deneme yanılma metotları birileri tarafından Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın efendim işte Demirtaş'ı başkalarını devam etsin ziyaret etmeye. Etsin. İstediği kadar edebilir. Hatta DEM Partisi'ne de girebilir. Oradan da siyasete atılabilir. Hiç sorun değil. Ama önümüzde öyle ciddi bazı sorunlar var ki biz de takip ediyoruz o bazı illerimizde olan hadiseleri. Onlara böyle hani biz bir tebessümle bakmıyoruz, acıyla bakıyoruz. Bunlar burada neler yapıyor diye. Aptal değiliz biz. Enayi değiliz. Türk millete uyumuyor. Uyuduğunu zannedenler varsa geçmişte derslerini almışlar. Tekrar biz o dersleri onlara vereceğiz. Vakti zamanı geldiğinde. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nu konuşmak bence sadece zaman kaybı. Artık bence susmalı. Saygınlığını yitirmemeli. Kendisi için kitap yazması daha faydalı olur. Ve siyasi tarih bakımından da en azından kaybettiği, kazandığı seçimlerle ilgili geleceğe bir fayda sağlar. Siyaset yaşı artık bence geçmiş. Gerek yok gündemin içine girme çabasına. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine özel bir yer tahsis edip onun kira parasını da ödemesine gerek yok, tasarruf etmeli. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi o kadar büyük ki herkese çalışma odası olabilecek büyüklükte bir yer. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu'na ayrı ofis tahsis edip millet orada onu, aç bilaşken ona ayrı bir... Onun Cumhuriyet Halk Partisi mi ofisi? CHP mi karşılıyor? Öyle geliyor bana bilgi. Tekzip ederler. Tekzip ederler. CHP merkezi ödemiyor. Tekzip ederler. O zaten tekzip ederler. Hocam, hocam, şey, ben öyle bir şeyse hocam, bu lafları söylemeyelim çünkü. Kendi ödüyor. Cumhuriyet Halk Partisi önemli değil, tekzip ederler. Ödüyorsa ve bunları söylüyorsa daha vahim. Bence geçmiş geçmişte kaldı. Gelecek senin seçiminde saklı. Biraz önce söyledim size. Hayat geriye sarmıyor. Seçim sloganı gibi oldu hocam. Öyle ama. Ben geriyle ilgilenmiyorum, geçmişle ilgilenmiyorum. Mayıs öyle oldu, Mart böyle oldu. Ben diyorum ki Mart geçti 2 ay, Mayıs geçti 1 yıl. Artık bizim önümüze bakıp şu sokağın, enflasyonun, hayat pahalılığının lanet olası bu meselenin, insanların alım gücünü bakın. Ben size biraz önce bazı sıfatlardan bahsettim. Hakimin, Cumhuriyet Savcısının, adliye personelinin, öğretmenin. Bunların alım güçleri düşmüş. Bunlar çok enteresan, ilginç meslekler icra ediyorlar. Bunları cüzdanlarıyla meslekler arasında sıkıştırmamamız lazım. Çok tehlikeli. Bir bu boyutu bizim durdurmamız lazım. Yani siz bugün, eğer nasıl siz bugün ilginç? Bir hakimin Cumhuriyet Savcısının 2-3 sene önce, 4 sene, 5 sene önce aldığı maaşın alım gücünü veremeyecekseniz sıkıntı çıkar. Aman ha, bizim bazı hususlara çok dikkat etmemiz lazım. Bu bizim adaletimiz, geleceğimiz. Haktan, hürriyetten bu kadar sıkıntılar çekmişken, millet orada bayrak açmış, hak, hukuk, adalet derken bizim bazı hususlara çok dikkat etmemiz yani lazım. Onun için bizim onun için önemli. Bu alanları, bu insanların alım güçlerini güçlendirmemiz lazım. Bu lanet olası enflasyonun, bu lanet olası hayat pahalılığının belini kırmamız lazım. Benim Sayın Mehmet Şimşek'in şahsıyla bir problemim yok. Ama benim eleştirim şuna, getirdiklerinin bunlara çare olmadığını görüyorum ben.
2008-2010 yıllarındaki hataların tekrarlanmaya çalışıldığını görüyorum. Sıcak paracılara, tefecilere, baronlara, bankerlere, bu ülkenin, yetimin, garip kurabanın paralarının gittiğini görüyorum. O faiz yüklerinin altından biz kalkamayız. Denk bütçe olmadan çözemeyiz. Üretimi artırmadan çözemeyiz. Tüketim modeliyle bir yere varamayız. %45 artmış son tüketim maddesi alımıyla, ithalatıyla biz bir yere varamayız. Sadece borcu yüzdürüyorsun kardeşim. Bunu nasıl görmüyorsunuz ya? Bu nasıl görülemez ya? Siz hangi parayla yarın bir gün o zammı yapacaksınız ve ondan sonra enflasyon artışını engelleyip hayat pahalılığını durduracaksınız? Arkadaşlar Temmuz ayı geliyor. Asgari ücretli ne yapacak? Emekli ne yapacak? Yarın Eylül, Ekim, Kasım ayları geliyor. Bu insanlar ne yapacak? Bu insanlar çocuklarını okula nasıl gönderecek? Adliye personeli, oradaki zabıt katibi, oradaki yazı işleri müdürü, oradaki çalışan eleman, sen oraya gidip de adalet personeli olarak kafası sağlam, dinç, o büyük şehirlerde görev yapan bu insanlar o kira yüklerinin altında yarın bir gün %25 kira artışında kalkacağı söyleniyor konutlarda. Bu insanları nasıl yaşatacaksın Sayın Mehmet Şimşek? Benim sorduğum bu. Peki. Benim sorduğum şu. Bu ülkenin %52 gayri safi milli hasılasını, %52'sini, %20 yerken, %80'i, %48'de muhtaç edilmişken sen bana nasıl adil gelir dağılımını sağlayacaksın? Bana bu ürettiğin bir yıl içinde insanları mutlu etmeyen AK Parti'ye seçim kaybettiren bu projenin sonundan nasıl bir umut vaat ediyorsun? Tamam, söyleyeyim, şununla bitiriyorum. Bitiriyorum. Tamam, şununla bitiriyorum. Biliyorum. Bence hayat geriye sarmıyor. Artık önümüze bakmamız gerekiyor. Yok Akşener şöyleydi, altılı masa böyleydi, peki, şöyle olsa böyle olurdu. Olmazdı. Bunları bırakalım. Bunlar buhar olup geçti. Bir sene ne çabuk geçti. Önümüze bakalım. Bitti mi bitti? Gereksiz kaprise, alınganlığa, iç hesaplaşmaya, öç almaya, bedel ödettirmeye. Bence gereksiz ruh hallerine gerek yok. Bizim oturup şuna bakmamız lazım. Bu insanların et alamaması, bu insanların sağlıklı alışveriş yapamaması, peynirini alamaması, etini, sütünü, yumurtaması alamamasını, alım güçlerinin düşmesini, bu insanların alım güçlerini nasıl biz düzelteceğiz? Nasıl mı? Tasarruf yaparak. Nasıl mı? İsraf yapmayarak. Nasıl mı? Yolsuzlukların önüne geçerek. Nasıl mı? Yapış ettirerek, çökerek. Nasıl mı? O kur korumaları önleyerek. Bunlarla yapacaksın. O kara delikleri kapatacaksın. Peki. Oradan alacaksın, yoksula götüreceksin. Ama sen bir taraftan vergi toplayacağım deyip de öbür taraftan teşvikle, iadeyle, vergi silmeyle, bir takım vergileri almayıp yoksula sen transfer yapmazsan bu millet böyle gezer. Artık bir araya gideceğim. Kolunda serumla dolaşır millet sokakta. Peki, bir araya gidelim. Sonrasında da sokak köpeği düzenlemesine şöyle vaktimiz el verdiğince değineceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Olaylar ve görüşler devam ediyor. Çok hararetli bir tartışmanın ardından konu döndü dolaştı. Seçim sonuçları üzerinden Sayın Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları, kimeydi bu sözler ifadesi? Yani aday olmak aklımın ucundan dahi geçmiyordu ve hançer arkamda dursunlar ve hançerlerini soğutmasınlar. Delegeler aday gösterirse genel başkanlığa aday olmayacağım demem ifadesi ve oturup tartışmak varken niçin değişim talebi patladı ifadesi. Hemen Hasan Öztürk'ün de bu açıklamalar, ayrıca Demirtaş, Selahattin Demirtaş ziyaret sonrası yaptığı açıklamadaki ifadeler üzerine yorumunu sorayım. Buyurun. Bir fıkra anlatabilir miyim? Buyurun. Nasıl bir? Tabii ki teşbih, tabii ki bu bir fıkra. Şimdi adamın birisi ölmüş. Almışlar. Bir yatağı almışlar. Hala inanmıyor öldüğüne. Sonra bir tabuda koymuşlar. Gasılhaneye götürmüşler. Hala öldüğünü bilmiyor. Gazetelerinde yıkamışlar, kefenlemişler, mezarlığa götürmüşler, hala öldüğüne inanmıyor. Toprağa vermişler, üzerini örtmüşler, hala öldüğüne inanmıyor. Bir anda kafasını merteğe vurunca, vay ben ölmüşüm demiş. İşte bu bir fıkra. Şimdi siyaseten Sayın Kılıçdaroğlu aslında bir mevta. Şimdi bakın ben Kemal Kılıçdaroğlu'na yanlış yapıldığını söylemiş. İşte efendim o kurultay sürecinde delegelerin yön değiştirmesi meselesini eleştirmiş birisi olarak söylüyorum. Bir gazeteci olarak söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu durdu. KRT'de öyle bir çıkış yaptı ki ben ölmedim, hala varım ve hatta CHP Genel Başkanlığı'na adayım dedi bu açıklaması. Bunu söylerken de bir taban yoklaması da yaptı. Neyi kastederek söylüyorum? Mesela hemen bir gün sonra Demirtaş'ı ziyaret edip onun üzerinden
Kürt seçmene, Kürtlere yani HDP'ye oy veren, Demet oy veren seçmene o profile de mesajlar vererek ben buradayım dedi. Ve bu şunu da söylüyor, Özgür Özel'in başlatmış olduğu o hani siyaseten mücadele ama aynı zamanda müzakere hattını da vuracak şekilde yine eski gerginlik üzerinden siyaset üreteceğini de beyan ederek ben buradayım diyor. Hı hı. Ama ben siyaseten bir mefta olduğunu düşünüyorum Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Ve yine bizim aklımızla alay eden bir üslup da yaptı bunu. Nedir o? Yani hani yine fıkrada kim itti beni bu havuza der gibi ya ben aday olacağım diye diretmedim ki. Beni aday olacaksın dediler hepsi. İşte genel başkansın, bir parti CHP'nin genel başkanı tabii ki doğal adaydır dediler. Altılı Masa'da da bu konuda hiçbir problem yoktu. Onun için dolayısıyla ben doğal bir aday olarak geldim. Yani benim adaylığım konusunda ben talepkar olmadım diyerek de bizim aklımızda alay edildi. Niye? Biz biliyoruz ki küçücük oy oranlarını bile tahmin etmekte zorlandığımız, isimlerini bile saymakta zorlandığımız, artık unuttuğumuz hani o Davutoğlu'nun partisi, efendim Babacan'ın partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye böyle milletvekili verdiler. Bol keseden. Adaylığını garanti altına aldı. Meral Hanım neden masadan kalktı? Tabii oraya geleceğim. Ama diyor ki, neden kalktığını bilmiyorum. Ki, görüşürsen sorarım diyor ki, demiş. Diyor ki ben masadan neden kalktığını bilmiyorum. İkisi de emekli artık bol bol görüşürler. Bakın hayır, masadan niye kalktığını bilmiyorum. Masaya niye geri döndüğünü de bilmiyorum. Bir gün olur ya karşılaşırsak. Sanki hiç karşılaşmadılar o arada. Hiç konuşmadılar, görüşülmedi. Tamam mı? Karşılaşırsak bunu da kendisine usulünce sorarım. Şimdi Meral Hanım masadan kalkarken hani açık açık söyledi ya. Tabii açık açık. Yani beni masadan ittiler dedi. Yani kendileri karar vermişler. Dayatıyorlar dedi. Tabii dayattılar. Noter masası değil dedi. İki, masaya geri döndüğüyle ilgili de Meral Hanım şunu dedi. Dönmemeye göze alamadım dedi. Çünkü o arada sifon çekiyorlardı kendisiyle ilgili CHP'nin trolleri. Dolayısıyla Kemal Bey belki kendisi unutabilir, bilmiyorum ama unuttuğunu hiç sanmıyorum. Bizi unutuyor sanıyor, bizim balık hafızalı olduğumuzu sanıyor. Bizimle dalga geçiyor biraz, zihinlerimiz dalga geçiyor. Fakat ben Kemal Bey'e şunu tavsiye ediyorum. Aramızda baba-oğul ilişkisi var dediği oğlu tarafından tasfiye edildi. Yani Ekrem İmamoğlu tarafından. Bu bir vefasızlık mıdır? Siyasetin yok, olağan siyaset sonucu olur, mudur? Bu siyasette olmuştur. Ben orasında değilim. Yani diyorum ya ben delegenin, imza veren delegenin bile adaylığı konusunda, genel başkan adaylığı için imza veren delegenin bile kendisine oy vermediği bir kurultay sürecini yaşadık. Orayı da eleştirdim ama ama baba oğul ilişkisi var aramızda. Biz baba oğul gibiyiz dediği oğlu tarafından siyasetten tasfiye edildi. Tavsiyemiz gidip ne güzel dededir. Aday olmayacağım demesine rağmen Kemal Bey, CHP'nin genel başkanına aday olmayacağım demesine rağmen gitti Deniz Baykal'la görüştü. Aday olmayacağını söyledi Deniz Baykal'a. Kapısında. Sonra döndü Önder Sal'la aday oldu ve genel başkan oldu. Şimdi biz bunları söylerken Kemal Bey kendi genel başkanlığının nasıl olduğunu biz unuttuk mu? Biz bunları söylerken biz bu unuttuk arkadaşlar karşı çıkıyorlardı. Hayır yani. Karşı çıkmıyordum ben o dönem Ankara'da CHP'yi takip ediyordum. Tamam, o dönemlerde de Sayın Kılıçdaroğlu evet ben aday değilim açıklamasını Deniz Baykal'ın evinin kapısının önünde evet, yaptı. Evet yaptı. Sonra gitti aday oldu. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu bence hani Allah ona sağlıklı, bereketli, uzun ömür versin. Bu ömrünün son döneminde hiç olmazsa torunlarıyla mutlu mesut hayatını yaşasın diye tavsiye etmek gerekiyor. Fakat öyle demek ki hani bu virüs böyle bir şey. Yani siyaset virüsü. Yani yeni bir adaylığını oluşumla siyasette aktif olarak yer alacağını yeni bir parti gibi yok. Ama CHP'nin genel başkanlığı hani konusunda hala ümit var olduğunu gösteriyor. Ama siyaset Kemal Demirtaş kartını da açarak yapıyor. Bir taban yoklaması yaptı dediniz de o yüzden işte Demirtaş dedim. Yani açıyor. Böyle bir oluşumun taban yoklamasını evet, mı kastettiniz tabii. Diye. Yani kastım yeni bir parti gibi. Tabii. Şimdi bakın. Şunu biz biliyoruz. Selahattin Demirtaş ismi sadece DEM partililer açısından önemli bir isim değil. Aynı zamanda Türkiye muhalefetinde, Türkiye'deki muhalefette belli bir kesimde önemsenen bir isim. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu o isim üzerinde ama bir gün sonra o ziyaret yapıp ve onun üzerinden bir şey söylüyor. Dolayısıyla bence bir taban yoklaması yapıyor.
Ve burada tabii Özgür Özel ve İmamoğlu bu açıklamalardan sonra nasıl bir tavır alacak bilmiyorum. İmamoğlu biraz önce siz okudunuz. Ben evet. de burada görmüştüm. Mesela yoktu arkadaşlar atmışlar. Yani bu konuya hiç yani niye üzerine alınmamış, hı hı. niye böyle konuştuğunu bilmiyorum anlamına gelen şeyler söylüyor. O da İmamoğlu'nun siyaset yapma biçimi hiç üzerine alınmıyor. Yani o da başka bir Peki. şey. Ama bunu çok konuşuruz. Yani kendisini tekrar ben varım diyor Kılıçdaroğlu. O varlığı nasıl bir varlık onu göreceğiz. Nasıl bir varlık Elşen Hanım? Yani bu bundan sonraki süreçte bu seçim sonuçlarının ardından CHP'de de bir değişim süreci var çünkü. O tamamlanmadı muhtemelen yani bu değişim sürecinin içinde aslında CHP. Bunu etkiler mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra yani bu taban yoklaması dediği Hasan Bey'in yeni bir oluşum için taban yoklaması mı sizce? Ya da bir vefasızlık yapıldığını düşünüyor musunuz Kemal Kılıçdaroğlu'na? Yani Sayın Kılıçdaroğlu böyle beyan ediyor, böyle düşünüyor. Bu tabii siyasi yol arkadaşların aslında bence yani Ekrem İmamoğlu çok da merkezinde değil. Yani evet değişimi o başlattı bir gün sonra ama neticede hani çok atlıyoruz. Genel Başkan adayı Özgür Özel'di. Ve yani ona oy verdi delegeler bir yerden sonra. Tabii ki başlatan İmamoğlu olmasına rağmen ama hani hiç adının anılmaması enteresan. Bu bağlamda tabii biraz da kendi yol arkadaşlarıydı Kemal Bey'in yani orada aday olan değişimciler. Hani o bağlamda herhalde bir hançer yani çünkü onun birlikte yürüdüğü isimlerdi. Ve bir süre sonra Kemal Bey gitsin biz devam edelim. Yani hançerlemeyi kurultay için o ifadeyi kullanıyor. Yani birlikte Hı-hı. yol yürüdüğü arkadaşları açısından Hı-hı. söylüyor olmalı. Yani biz birlikte yol yürüyorduk sonra beni hançerlediler olmalı. Fakat tabii burada şey çok önemli, yani bu meseleyi halkın nasıl değerlendirdiği bence çok kritik. Hı hı. Yani örneğin bunun için yapılabilecek en geniş kamuoyu yoklaması herhalde 2024 seçimleriydi. Yani gerçekten böyle bir çağrı var mı? Hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun dönmesine yönelik yok mu anlamında? Bence alınan bu, ben hala zafer diyorum yani... CHP Genel Başkanı Zafer demeyelim diyor tabii daha mütevazi olmaya çalışıyor o noktada. Ama gerçekten çok büyük bir zaferdi. Bu değişimin halk nezdinde kabul gördüğünü de gösteriyor. Yani her ne kadar sandığa giden seçmen sayısında düşüş olsa da her iki taraftan da yani alınan oylara bakıldığımızda görülüyor. Tabii emeklilerin belli bir kısmı gitmemiş belli, CHP tabanından da gitmeyen olmuş belli. Tüm bunlara rağmen bu seçim sonuçları evet hani şimdi o yüzden ben bir önceki turdaki tartışmada CHP'nin başarısının sadece ülkede koşullar kötüydü ve o yüzden CHP başarılı olduğuya bağlanmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani orada sadece İstanbul ve Ankara bence yani İstanbul ve Ankara en önemlilerinden biriydi. Çünkü bütün tartışmanın merkezi İstanbul ve Ankara'ydı. İktidar Hı-hı. bütün gücüyle özellikle İstanbul üzerinde olmak üzere Ankara'ya da yüklendi. Ama ortada yine %60'a yakın almış Mersin var. Manisa var. Manisa. Yani bu hakikaten bir İzmirli olarak Manisa'da %60 oy çıkması sadece emeklilerin tepkisiyle falan açıklanacak bir durum değil. O hani orada doğmuş, büyümüş, oranın evladı olmuş. Hı hı. Hani bu biraz şey, Demirel'in Isparta'da sahiplenilmesi durumu gibi yani. Özgür Özel'in de Manisa'da sahiplenilmesi ve takdir görmesi durumu. Yani bir sürü değişkeni var. Oy düşen yerler yok muydu? Bazı yerlerde de düştü yani. İşte bunu da gözlemleyebiliyoruz İzmir hı. gibi ya da başka yerler. Demek ki yükselen yerlerde... Muhakkak ki bir başarı, adayın da bir başarısı evet. söz konusu. Ha şimdi bütün bunlar böyle bu kadar yüksek başarıyla çıktıktan sonra... tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun sistemleri olabilir. Hani serzenişleri çünkü birlikte yol yürüdüğü arkadaşları. Adayla itmişler midir? O süreçte itmişlerdir. Çevresindekiler bunu söylemiştir. Ama ben hani sanki Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu niyetinin... seçimden 2-3 yıl önce olduğuna dair hatta bir grup konuşmasında hani bütçe konuşmasında aday ol denilmişti. Hı-hı. O da olmayacağımı nereden biliyorsunuz demişti. Bülent Turan. Evet. Grup başkanı evet. Yani o günden itibaren aklında olduğunu düşünüyorum ben. Hı-hı. Yani
zaten aklında olduğunu çeşitli defalar hissettirdiği için biz dahi bütün Cumhuriyet Halk Partililer, destek olanlar, seçmenler, örgüt destekte sunduk yani adaylığına. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı aday olma iradesini ortaya koyduktan sonra ve bunun yani iki seçimde kendisi aday olmamış, aday göstermiş 2014 ve 2018 ama 2023'e gelince aday olmak istiyorum demiş. Böyle bir irade koymuş. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi bütün benliğiyle arkasında oldu Sayın Genel Başkan. Ama birçok hata silsilesi 2023 seçimlerinde altılı masanın kurgusuna dair hatalar, milletvekili listelerinden alınan hatalar, İyi Parti'nin oturup kalkması masaya gibi bir hata. Yani hani altılı masanın varlığı varken başka bir aday da nasıl gösterilecekti onu da bilmiyorum. Çünkü sanki de Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerine de biraz inşa edilmiş gibiydi. Dolayısıyla tüm bunlardan ötürü işte ya da yurt dışı seyahatlerin o dönem Amerika gibi ya da Almanya gibi tam olarak kamuoyuna anlatılamamış, o kısmın iletişiminin başarılamamış olması... İşte Sayın Ekrem İmamoğlu'nun cezası geldiği gün Saraçhane'de yanında Sayın Akşener olması. Yani o kadar böyle silsile halinde gelen ve maalesef o başarısızlığı getiren bir süreçti. Ha, o yüzden tabii ki şimdi böyle yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanını o dönemde sanki hani kimse sahiplenmemiş ya da itmiş gibi de demememiz lazım. Herkes evet. sahiplendi. Destek çıktı ama olmadı. Yani dediğim gibi birçok hatadan dolayı olmadı. Şimdi ha bir de şu vardı yani onu da ekleyeyim hatalar içerisine. O dönemde sanıyorum Sayın Davutoğlu'ydu yine Habertürk ekranlarında. Kriz çıkabilir. Kriz çıkabilir sözü. Bizim mesela, de görüşümüz o çok yani, konuşulmuyor o ama evet. o da yani o gün bize şey gibi düşmüştü, ateş gibi düşmüştü. Kriz çıkar tabii ifadesi ve tabii çünkü çok konuşuldu. Bu tür sözler ve şey hani hepimiz genel başkan yardımcısı olacağız. Hı hı. 6 genel, 5 bizim genel başkan. Bizim onayımız alınmadığında tabii kriz çıkar ifadesi. Evet, o ifade. Kime götürürüz dedi. O ifade çok az konuşuldu ama evet. bence inanın masaya oturup kalkma kadar etkili oldu bu süreçte. Yani şeydi çünkü insanlarda şu duygu oluştu. Güvenemedi yani bu kadar çoklu bir yapı yönetirse kriz çıkar. Bir de o kriz çıkar lafı zaten geçmişten böyle bir şey de var. O koalisyon dönemlerinden Doğru. kötü hatıralar, kötü hafızalar da var. Onları canlandırdı. Yani maalesef bizim gibi çok iyi niyetle ve tamamen her türlü benliğiyle destekleyen insanları çok kereler, çok hayal kırıklığına Sizce altılı masaya yani. Dönüşmeseydi de Millet İttifakı olarak devam etse seçim sonucu farklı olur muydu? Bunu ben yasanın çıktığı gün... sürekli yayın yaptığım kanalda söyledim. Hani ya, ittifak yasası değişti ya sanıyorum 1 Nisan'da ya da 4 Nisan'da öyle bir tarihti. 2021 olabilir, 22 olabilir. %7'ye düştü baraj ve aynı zamanda da küçük partilerin varlığı biraz daha etkisiz hale getirilen bir yasa vardı ya. Evet. O Çekim. Yasana çıktığı gün Çekim. Dedim ki lütfen gelecek Deva Saadet ayrı girsin. Ayrı bir logoyla ayrı bir şekilde girsinler. Akşener'in teklifi de oydu biliyorsunuz. İnanın evet. bütün CHP seçmeni bile destek olur. Hı hı. Ve inanın onlar %7'yi geçerlerdi o gün atmosferiyle. Kendilerini seçmene teslim etselerdi. Evet. Orada hangi çatı altında girileceği anlaşılamadı, ne yapılacağı konusu anlaşılamadı. Büyük hataydı ve CHP'nin listelerinden milletvekili. Dolayısıyla sizin sorunuzun cevabı evet. Eğer ki Millet İttifakı olarak girilse ve bu üç parti ayrı bir yapı kursa, Saadet gelebilirdi, Millet İttifakı'na gelemeyebilirdi. Ya bu seçim kazanılırdı. Hani bunu da çok konuşmadık. Bu boğuntuya geldi hep şeyden seçimden sonrası ama bir sürü işte hatalar silsilesi oldu. Kazanılamadı. Ama sonrasında CHP çok kritik günler geçirdi. Evet değişimi eleştirebileceğiniz taraflar olabilir. Hani ideolojik tabanı ya da işte hani kadrosu olarak geçmişten evet. gelen bir kadro olması, zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun ekip arkadaşları olması falan gibi eleştirilebilecek birçok noktası olabilir. Ama son düzlükte 2023 seçim yenilgisi sonrasında morali bozulmuş bir seçmen vardı. Hakikaten bir duygusal kopuş yaşayan ki bunu Genel Başkan Özgür Öz o süreçte söylemişti. Ben de aynı fikirdeyim. O duygusal kopuş vardı o süreçte. O kurultay yaşanmasaydı ve öyle gidilseydi seçime böyle olur muydu? Bu başarı çıkar mıydı sorusunun yanıtını
Bugün görüyoruz ki bunu seçimden önce görmek biraz daha da zordu. Daha karanlıktı o günler. Evet. Ama bugün görüyoruz ki zormuş. O yüzden hani 2023 seçim yenilgisi yaşanmış. Duygusal kopuş olmuş. CHP kurultaya gitmiş. Kurultayla genel başkan değişmiş. Elbette bu süreçler Sayın Kılıçdaroğlu açısından yıpratıcı, yıkıcı etkileri de olabilir, duygusal etkileri de olabilir. Ama siyasi çıktılarına baktığımız vakit, ki siyasetteki en önemli sonuç siyasi çıktılar. Siyasi çıktılarına baktığımız vakit bu normal bir başarı değil CHP'nin başarısı. Bu çok yüksek bir başarı. Peki. Peki. O yüzden hani buradan sonra bence yine son söz şunu söylemiş olayım. CHP'nin iç tartışmalarından uzaklaşıp daha ileriye, daha yükselen bir ivmeyle genel seçime doğru yol alması lazım. Böyle iç tartışmalara girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sizden de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini alıp hemen Ersan Hocam'a döneyim. Bu araya gitmeden de bu konuyu tamamlayalım. Yani Elfin Hanım'ın bu yorumlarına ne dersiniz? Şimdi ben geçen sene Davutoğlu'nun bu itirazı olmaz olduğunda seçime etki etmez demiş. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Geçen seneki seçimi CHP ne siz yapar? Siz mi seçime etki etmez demiş? 2023. Ay, muhalifler, CHP'liler. Ha, muhalifler. Peki. Etmezler. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Geçen sene bunu çok söyledim. Siz de şahitsiniz herkes. Hı hı. Geçen seneki CHP seçimi, CHP ne yaparsa yapsın kazanamayacaktı. Evet. Yani Kemal Bey de olsa kazanamayacaktı. Kazanamadı. Meclisi de alamadılar. Yani siz aday farklı olsa da kazanamazdı diyorsunuz. Hayır, hiç bunun bakın gittiğimiz her yerde millet biz her türlü Erdoğan'a oy vereceğiz. Bunun sebebi de ekonomi değil. Geçen sene de ekonomi çok kötüydü. 2021'in Eylül'ünden beri kötü. 2022'de kiralar uçtu. 2023'te bir de deprem oldu. Hı hı. Efendim altılı masayı devirdiler. HDP faktörünü anlatamadı. Bundan da bilmiyorum. CHP geçen seneki seçimi, yani ana aktör CHP olduğu için söylüyorum. HDP işinden kaybetti. Bakın bu seçimi nasıl AK Parti emekliden kaybetti? Bu CHP'de o seçim HDP için Anadolu'da insanlara anlatamadı. Ama CHP bir şeyi başardı. 2017'den beri. 2018'de en son bunu Erdoğan Ankara'da 51 aldı. Erdoğan söylüyorum. AK Parti 50.7 aldı. O gün bugündür de İstanbul'da AK Parti'nin büyük şehirlerde yüzü gülmüyor. Yani İstanbul Ankara'da CHP 3 seçimdir başarılı. Geçen sene Kemal Bey İstanbul'da 51 ile aldı. İkinci turda Ankara 51 ile aldı. Bakın Tayyip Bey'in kendi kalesi Denizli geçen sene Kemal Bey 53-47 ile aldı. Yani CHP Kemal Bey döneminden başlayarak bugün de büyük şehirlerde, yani Adana, Mersin, Antalya, hı hı, Batı ve Akdeniz kıyılarında çok başarılı. O da aslında hayat pahalılığının büyük şehirlerde hissedilmesinin etkileri de var yüksek orada. Yüksek kiralar ayrıca bilmem ne olunca orada insanlar hayat pahalılığını çok geç. Ama Anadolu'da insanlar HDP bunlar gelirse PKK ile anlaşır, bunlar hı gelirse herkesi bırakırlar bilmem ne olunca o büyük şehirde kaybettiği oyu Anadolu'nun aldı, rekor oyla aldı. Zaten biz bunu bu çok bariz görülüyordu. Ersan Hocam'a katıldım. Bu seçimde şimdi bu CHP'nin bir başarıdır. Amalarını ben söylüyorum. O ayrı. Şimdi CHP 37,5 aldı. Ha, CHP 42 de aldı 77'de. 27 aldı 89'da. Ama bunun devamını getiremedi. İki, CHP hiçbir seçimde tek başına çoğunluk sağlayamadı. Yani parlamenter sistem olduğunda da hiçbir zaman 276'yı bulamadı. 225'i bulamadı. Eskileri söylüyorum. Şimdi CHP'nin başarılı olduğunu söyleyebilmek için bir seçim daha görmek lazım. Bakın bir kere başarılı olursunuz. O olur. Hani evet, ekonomi kötüdür, yol kötüdür ama 2027 veya 28'lik seçimleri CHP kazanırsa o zaman diyeceğiz ki bu oturdu. Nasıl şimdi Batı ve Akdeniz'deki büyük şehirleri CHP artık oturttu. Buraları vermez. İstanbul, Ankara, hı hı, Bursa'yı da aldı artık. Balıkesir'i de aldı. Manisa, bakın geçen sene Kemal Bey Antalya'da 60-40 aldı. Geçen sene Adana'da Kemal Bey 60-59'a 41 aldı. Yani Kemal Bey de aynı oranları almıştı geçen sene. Orada muhalefet bir şeyi sağladı. Yani ama geçen sene dediğim gibi HDP işidir. %90. Sebep budur. Başka hiçbir şey değildir. Ekonomiye baksaydı millet, hükümet giderdi. Yani o şey olarak. Ama bak orada güven, başka çok şey oldu. Yani yedili masa, yurt dışından danışmanlar getirildi. Bir yerlere bağlanıldı. Bir de Kemal Bey'e getireyim çünkü katılmadım. Ben diyor Kemal Bey zorlama aday oldum. Beni aday yaptılar diyor. Ya ben 2019'dan beri 2017, arada bir yıllık molam var. 2019'dan beri burada programa çıkıyorum haftada 2-3 defa. Ya Kemal Bey, ben başkan olurum ise ben iktidara gelince mültecileri göndereceğim. İşte beşli çeteye hesap soracağım. Şunları kamulaştıracağım. Bunları ne olarak yaparsın? Başkan olursan yaparsın. Cumhurbaşkanı.
Ne demek beni aday yaptılar? Sen istedin adaylı. Ya sen dayattın o masaya. Zaten küçüklerin bildiği bir şey deme şansı yok. Hepsine maşallah rüyalarında görmeyeceğin milletvekillerini verdin. 20-30 vekille. Orada bir İyi Parti biraz yaptı ama İyi Parti'nin de gücü hiçbir zaman oyu çok... Diyorlar ya Anadolu'da oyumuz 16-17, hiçbir zaman o olmadı. Anadolu'da ki şu an zaten iyice yani azaldı, oyları düştü. Belki toparlayabilir Müsavat Bey, bilmiyoruz. Bu seçimde de yani buraya AK Parti bir yıldır, işte Ersan Hoca yoktu, tamam çıkamadı, keşke çıksaydı. Ama emekliden %75, hayat pahalılığından değil, emekliden kaybetti. Yani AK Parti il il baktı, bakın açıklayacaklar şimdi önümüzdeki haftalarda şeyde Kızılcahamam'da. Sandığa gitmeyen %85'ti yerel seçimleri. Burada 77 oldu. O %8'in çoğu emekliler. Ve onlar da AK Partililer. Gidenlerin bir kısmı Karadeniz'de CHP'ye verenler oldu. Doğru. Doğudaki ve İç Anadolu'dakiler Refah Partisi'ne verdi. Yeniden Refah. Batıdakiler de ya sandığa gitmedi veya CHP'ye attı. Doğru. Ama CHP'nin bir başarısından bahsetmek istiyorsak bir seçim daha göreceğiz. Burada bakın Özgür Bey'i ben çok başarılı buluyorum. Şöyle. Yani biz şimdi durduk yere Özgür Bey'i övmüyoruz. Özgür Bey bu oylar emanet diyor. Hepsi bizim değil diyor. Burada DEM var diyor, İyi Parti var diyor, AK Parti var diyor, MHP var diyor. Çok akıllıca. Şimdi evet. CHP bugün bir seçim olsa parlamenter sistemde %30'un üzerinde bir oy alma şansı bence yok. Parlamenter sistemde söylüyor. Biraz bu... hızlanalım Cem Bey. Yani şöyle, Kemal Bey bakın şimdi. Daha azaldı. Demokrasilerde bir iki seçim, üç seçim kaybettiğinde gidersiniz. Kemal Bey 14 seçim kaybetti. 14 yani 2010 referandumundan başladı 2023'e kadar 14 seçimde ve Erdoğan sizi her seçimde yendi. Bir kere çoktan gitmeniz lazım. İki, öyle veya böyle bu başarı Özgür Bey'e yazar. İstanbul'da İmamoğlu'na yazar. Ankara'daki Mansur Bey bence. 30 puan ya. Yani 30 puanı kimse burada inanmadı. Sonuçlar geldiğinde bile buradayız. Kimse CHP'liler 30 olmaz ya 10-15 olur. Yani oradaydı. Dolayısıyla ben Kemal Bey'in bu sözlerine kadar CHP başarılı olarak gidiyor. Bir seçim daha görmek lazım. Ama Kemal Bey'in ben anladığım kadarıyla aldığım bilgi de öyle yönde. Televizyon programına daha çok çıkacakmış. Ona yakın kişilerden duydum. Yurt gezilerine de gidecek. Uygun bir ortam bulursa CHP'de kurultay başkanına genel başkanın adayı olur ama ben seçmenin ve delegenin bu saatten sonra kalkıp da yani Kemal Bey'i bir daha geriye getireceğini düşünmüyorum. Bir de yaş olarak Allah uzun ömür versin. Ya bir ömrü, herkesin bir ömrü var hepimizin. Yani şimdi 76-77 yaşına geldi Kemal Bey. Yani 48 doğumlu bildiğim kadarıyla veya 47. Şimdi artık ne hani artık ya gençlerin artık önü açılsın. Mesela İzmir'de CHP pardon Eskişehir'de bunu yaptı. İşte o Yılmaz Hoca'yı değiştirdi 87 yaşında. Evet. Hani risk alarak, risk alarak yaptı bunu. Evet evet. Kaybetme yani, riskini alarak yaptı. Çok da eleştirilir yani değil. Ama aday gösterir. Mesela delegeler aday gösterirse genel başkanlığa aday olmayacağım demem. Ya şimdi bunlar doğru değil. CHP'de Özgür Bey gelmiş genç siyasete göre. Bir seçimde CHP iyi bir oy almış. Amaları ayrı ya. Şu sebepleri ben söylerim. Ama CHP 37,5'la başarılı olduğu için bunu görmek lazım. Ben olsam yönde şey olmaz. Belli ki bu yarış Türkiye'de iki yani Cumhur İttifakı, AK Parti, MHP ve muhalefetin başını çektiği CHP ile gidecek ki şu an herkes CHP'de toplanıyor. Çünkü ana eksen o oldu. Ben olsam bunu artık bozmam, destek olurum bir abi gibi. Baba evet. gibi. Evet. Kemal Bey'e bence öyle faydası olsa daha iyi olur. Evet. Ersan Hocam siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Bir abi baba gibi destek olmalı çerçevesinden mi bakıyorsunuz? Mayıs ve Mart seçimleriyle ilgili görüşlerimiz farklı. Elfin Hanım'la ve Cem Bey'le ben farklı düşünüyorum ama orada değilim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konusunda ittifak var. Artık hani siyasetten çekilmesi gerekiyorsunuz. Onu söyleyeceğim şimdi. Çok iddialıysa bu yaşta ayrı bir siyasi parti kurup şansını deneyebilir. Yani bir karşılığının olduğunu düşünüyorsa siyasette. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhtaç değil. Şimdi salondan, masadan, analizden bu işler olmuyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Sokak, sokak, sokak. Hı hı. Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş sokakta, çarşıda, pazarda dolaşmasaydı o farkları hiç kimse göremezdi. Tamam? O %30 ve %12'lik farklar esasında patron benim diyen milletin el koyduğu seçimlerdir. Tamam. O parti başarısı değil. Ekonomiyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'nın taraf tutup o kadar iddialı sayısız bakanla sahaya inmesinin bedelini millet ödetti. Millet öyle büyük ki millet şımarıklık kaldırmaz ha. Millet verdiğini böyle aynen almasını da geri bil. Milletle şaka olmaz. Milletle dans edilmez.
Milleti karşına alamaz. Millet dediğim halk, toplum adına her ne derseniz deyin, şu anda mutsuzluğu ve umutsuzluğu devam ediyor. Bakın, bence yapılması gereken sokaklarla link kurulmalı, bağ kurulmalı. Çünkü seçilenin bizde bir uçup gitmesi var yukarıya. O tavanda dolanıyor. Bir şeyler yapıyor, yaptığını zannediyor. Ama aşağıda neler olup bittiğini sandık zamanlarında bir hatırlıyor. Diyor ki ya bir şekilde hallederiz diyor. Öyle yaparız, böyle yaparız. Geçmişte bir anket yapılmış şu geçen hafta zannediyorum. Kararsız oranı %36'ya çıkmış. %36. Yani seçim yapılsa %36 kararsız. Bu ne demek? Ekonomiyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzelteceğine millet inanmıyor daha. Niye söylüyorum bunu? AK Parti'den daha fazla oy alan Cumhuriyet Halk Partisi şu anda iktidara en yakın. Ki öyle bir ümitle de yola çıkıyor. Seçmen de öyle bir teveccüh gösterdi diyelim. Bakın iki mitingde bu iş hakikaten olmaz. İstanbul Sultanahmet'te kent lokantası var. Kuyruğunun nereye gittiği belli değil. Millet onun müze kuyruğu zannediyor. Bu şunu gösteriyor. Yani biz metroda, vapurda, sokakta gezerek bu halkı dinlemeliyiz. Bence siyasetçinin yapması gereken o. Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşen de bu. Çankaya'da, masada, orada, burada, salondan bu işler olmuyor. Millet de bunu hakikaten umursamıyor da. Ve bu bedeli ben hazırlığından farklı düşünüyorum. Bu bedeli bu millet ekonomiyle zaten AK Parti'ye ödetti. Yine ödetecek. Bak bugün seçim sandık gelsin. AK Parti bu oyları rüyasında görmez. Ama AK Parti diyor ki 4 yıl var seçime ve biz bunun sonuçlarını bu yılın sonundan itibaren alacağız diyor. Sayın Cumhurbaşkanı o zamanı kazanmaya çalışıyor ama ekonomide neoliberalciler etrafını öyle bir salmış ki farkında değil o. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzını bıçak açmıyor Mayıs seçimlerinden sonra. O defteri kapatmış, faiz sebep, enflasyon sonuç yok ortada. Şu anda linkler kopmuş diyorum size. Bakın yemin ediyorum. Ama onun da ağır sonuçları olmadı mı hocam? Nasıl? Onun da ağır sonuçları şey kur korumalı vesaire yani ona tekrar dönmeyi neden istesin? Bakın şöyle söyleyeyim size, kur korumalı dediğinle harcanan, kaybedilen para ortada. İşte onu diyorum yani bu kayıplar varken kazandı, tekrar seçim aynı söylemi kazandı, nasıl? Bunu Cem söylüyor. 25 milyar dolar yakılarak Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanıldı. Bir defa o seçimde masada güven kaybı oldu. Sayın Akşener'le Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarihi olmasının sebebi yapılan hatalar. Birisinin aşırı ki Sayın Soner Yalçın'la ben en iddialı olarak ortaya çıktık. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansı yok dedik bu sıralar. Söz uçar yazık alır. Herkese iddiaya girdim. Kazanma şansı yok dedim ya. Bitti. Ha siz bu inada girdiniz. Sayın Akşener o masadan kalktı oturdu bitti. Bak kalktı kalkmasaydı. Kalktı oturmasaydı farklı bir siyasi tarih yazılır. Siz Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olsun demiştiniz. Tabii canım. Yani bu seçimde sizin gibi böyle düşünenler o zaman aday gösterilmedi. Şimdi onları destekleyelim demiş olamaz mı? Geçmişte kaldı. Bitti yani olmuş da ölmüş de yani biz geçmişte kaldı. Gelecek ben ona bakıyorum. Gençliğin seçiminde saklı. Yani neticede geçmişi tartışarak bir yere varamayız. 22 yıl önce AK Parti onu yaptı, bunu yaptı. Ben 5 yıl, 10 yıl sonra Türkiye'nin gençliğin durumuna bakıyorum. O umutlara bakıyorum. Neler öneriyorsunuz? Bizi 22 yıl önceyle, 10 yıl önceyle, 50 yıl önceyle avutmayın kardeşim. Geçin biz önümüze bakalım. Şöyle söyleyeyim size. Bence zaten bu bedeli, siyasi bedeli geç de olsa Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener ödedi. Daha fazla ödemesi gerekenler var ama iki önemli karakter seçimlerin sonucunu değiştirecek ve belki de siyasi tarihi yeniden yazacak iki karakter bunun bedelini ödedi. Ayrı bir şey daha var onu söyleyeyim size. Belediyelerde bazı yerlerde biz Cem Bey'le de öğlen vakti konuştuk sanıyorum. Öyle acayiplikler oluyor ki görüyoruz birileri böyle enteresan deneme yanılma metotlarını uyguluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tehdit edecek şekilde. Bence önümüzde böyle bir duran enteresan bir sorun olarak görüyor. Umarım artmaz. Umarım bu deneme yanılma metotları birileri tarafından Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın efendim işte Demirtaş'ı başkalarını devam etsin ziyaret etmeye. Etsin. İstediği kadar edebilir. Hatta DEM Partisi'ne de girebilir. Oradan da siyasete atılabilir. Hiç sorun değil. Ama önümüzde öyle ciddi bazı sorunlar var ki biz de takip ediyoruz o bazı illerimizde olan hadiseleri. Onlara böyle hani biz bir tebessümle bakmıyoruz, acıyla bakıyoruz. Bunlar burada neler yapıyor diye. Aptal değiliz biz. Enayi değiliz. Türk millete uyumuyor. Uyuduğunu zannedenler varsa geçmişte derslerini almışlar. Tekrar biz o dersleri onlara vereceğiz. Vakti zamanı geldiğinde. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nu konuşmak bence sadece zaman kaybı. Artık bence susmalı.
saygınlığını yitirmemeli. Kendisi için kitap yazması daha faydalı olur. Ve siyasi tarih bakımından da en azından kaybettiği, kazandığı seçimlerle ilgili geleceğe bir fayda sağlar. Siyaset yaşı artık bence geçmiş. Gerek yok gündemin içine girme çabasına. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine özel bir yer tahsis edip onun kira parasını da ödemesine gerek yok, tasarruf etmeli. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi o kadar büyük ki herkese çalışma odası olabilecek büyüklükte bir yer. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu'na ayrı ofis tahsis edip millet orada onu, aç bilaşken ona ayrı bir... Onun Cumhuriyet Halk Partisi mi ofisini? CHP mi karşılıyor? Öyle geliyor bana bilgi. Tekzip ederler. Tekzip ederler. CHP merkezi ödemiyor. Tekzip ederler. O zaten öyle bir şeyse hocam, bu lafları söylemeyelim çünkü. Kendi ödüyor. Cumhuriyet Halk Partisi önemli değil, tekzip ederler. Ödüyorsa ve bunları söylüyorsa daha vahim. Bence geçmişte kaldı. Gelecek senin seçiminde saklı. Biraz önce söyledim size. Hayat geriye sarmıyor. Seçim sloganı gibi oldu hocam. Öyle ama. Ben geriyle ilgilenmiyorum, geçmişle ilgilenmiyorum. Mayıs öyle oldu, Mart böyle oldu. Ben diyorum ki Mart geçti 2 ay, Mayıs geçti 1 yıl. Artık bizim önümüze bakıp şu sokağın, enflasyonun, hayat pahalılığının lanet olası bu meselenin, insanların alım gücünün... Peki. Bakın ben size biraz önce bazı sıfatlardan bahsettim. Hakimin, Cumhuriyet Savcısının, adliye personelinin, öğretmenin. Bunların alım güçleri düşmüş. Bunlar çok enteresan, ilginç meslekler icra ediyorlar. Bunları cüzdanlarıyla meslekler arasında sıkıştırmamamız lazım. Çok tehlikeli. Bir bu boyutu bizim durdurmamız lazım. Yani siz bugün, bir hakimin Cumhuriyet Savcısının 2-3 sene önce, 4 sene, 5 sene önce aldığı maaşın alım gücünü veremeyecekseniz sıkıntı çıkar. Aman ha, bizim bazı hususlara çok dikkat etmemiz lazım. Bu bizim adaletimiz, geleceğimiz. Hak'tan, hürriyetten bu kadar sıkıntılar çekmişken, millet orada bayrak açmış, hak, hukuk, adalet derken bizim bazı hususlara çok dikkat etmemiz lazım. Onun için bizim onun için önemli. Bu alanları, bu insanların alım güçlerini güçlendirmemiz lazım. Bu lanet olası enflasyonun, bu lanet olası hayat pahalılığının belini kırmamız lazım. Benim Sayın Mehmet Şimşek'in şahsıyla bir problemim yok. Ama benim eleştirim şuna: getirdiklerinin bunlara çare olmadığını görüyorum ben. 2008-2010 yıllarındaki hataların tekrarlanmaya çalışıldığını görüyorum. Sıcak paracılara, tefecilere, baronlara, bankerlere, bu ülkenin, yetimin, garip kurabanın paralarının gittiğini görüyorum. O faiz yüklerinin altından biz kalkamayız. Denk bütçe olmadan çözemeyiz. Üretimi artırmadan çözemeyiz. Tüketim modeliyle bir yere varamayız. %45 artmış son tüketim maddesi alımıyla, ithalatıyla biz bir yere varamayız. Sadece borcu yüzdürüyorsun kardeşim. Bunu nasıl görmüyorsunuz ya? Bu nasıl görülemez ya? Siz hangi parayla yarın bir gün o zammı yapacaksınız ve ondan sonra enflasyon artışını engelleyip hayat pahalılığını durduracaksınız? Arkadaşlar, Temmuz ayı geliyor. Asgari ücretli ne yapacak? Emekli ne yapacak? Yarın Eylül, Ekim, Kasım ayları geliyor. Bu insanlar ne yapacak? Bu insanlar çocuklarını okula nasıl gönderecek? Adliye personeli, oradaki zabıt katibi, oradaki yazı işleri müdürü, oradaki çalışan eleman, sen oraya gidip de adalet personeli olarak kafası sağlam, dinç, o büyük şehirlerde görev yapan bu insanlar o kira yüklerinin altında yarın bir gün %15 kira artışında kalkacağı söyleniyor konutlarda. Bu insanları nasıl yaşatacaksın Sayın Mehmet Şimşek? Benim sorduğum bu. Peki. Benim sorduğum şu: bu ülkenin %52 gayri safi milli hasılasını, %52'sini, %20 yerken, %80'i, %48'e muhtaç edilmişken sen bana nasıl adil gelir dağılımını sağlayacaksın? Bana bu ürettiğin bir yıl içinde insanları mutlu etmeyen, AK Parti'ye seçim kaybettiren bu projenin sonundan nasıl bir umut vaat ediyorsun? Söyleyeyim, şununla bitiriyorum. Şununla bitiriyorum. Biliyorum. Bence hayat geriye sarmıyor. Artık önümüze bakmamız gerekiyor. Yok Akşener şöyleydi, altılı masa böyleydi. Peki. Şöyle olsa böyle olurdu. Olmaz. Bunları bırakalım. Bunlar buhar olup geçti. Bir sene ne çabuk geçti. Önümüze bakalım. Bitti mi bitti? Gereksiz kaprise, alınganlığa, iç hesaplaşmaya, öç almaya, bedel ödettirmeye, bence gereksiz ruh hallerine gerek yok. Bizim oturup şuna bakmamız lazım: bu insanların et alamaması, bu insanların sağlıklı alışveriş yapamaması, peynirini alamaması, etini, sütünü, yumurtaması alamamasını, alım güçlerinin düşmesini, bu insanların alım güçlerini nasıl biz düzelteceğiz? Nasıl mı? Tasarruf yaparak. Nasıl mı? İsraf yapmayarak. Nasıl mı? Yolsuzlukların önüne geçerek. Nasıl mı? Yap işletmelere çökerek. Nasıl mı? O kur korumaları önleyerek. Bunlarla yapacaksın. O kara delikleri kapatacaksın. Peki. Oradan alacaksın, yoksula götüreceksin. Ama sen bir taraftan
vergi toplayacağım deyip de öbür taraftan teşvikle, iadeyle, vergi silmeyle bir takım vergileri almayıp yoksula sen transfer yapmazsan bu millet böyle gezer. Artık bir araya gideceğim. Kolunda serumla dolaşır millet sokakta. Peki, bir araya gidelim. Sonrasında da sokak köpeği düzenlemesine şöyle vaktimiz el verdiğince değineceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Şimdi olaylar ve görüşlerin artık son bölümündeki yaklaşık 10 dakikamız var. Çok sıcak ve tartışılan bir konu, vaktimiz el verdiğince konuklarımın fikrini almak istiyorum. Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme henüz bir teklif aşamasına gelmedi. Ama olasılıklar özellikle de hayvanların sahiplendirilmedikleri takdirde uyutulabileceği yönünde... Teklifte böyle maddeler var, böyle görüşler konuşuluyor denince tartışma büyüdü. Üzerine de AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu dedi ki, görüşmelerim, çalışmalarım sürüyor, herkesle görüşmelerim sürüyor ve devam edecek. Şu an için ortada bir taslak yok, kesin bir durum yok. CHP ile de görüşüp görüşlerini alacağım, süreç daha devam ediyor, kesinleşmiş bir durum yok dedi. Şu an uyutmayla ilgili bir düzenleme yok dedi. CHP lideri Özgür Özel de diyor ki, bir eczacı olarak o ötenazi ilacının maliyetini biliyorum. Yani uyutmada kullanılan, uyutma dediğiniz zaten hayvanın öldürülmesi uyutularak. İnanılmaz yüksek bu ilacın maliyeti, bunu yapmanın maliyeti kısırlaştırmadan da pahalı. Kısırlaştırılma sağlansın diyor. Ona bütçe olmadığı, sonuçlarının çok geç alınacağı söyleniyor. Böyle bir tartışma. Ne diyorsunuz Can Bey? Şimdi bu arada stüdyomuzda uyutma fikrini ya da görüşünü destekliyorum diyen bir isim var mı? Aslında öyle sorarak belki öyle çok sorayım. Az vaktimiz yani var. Var. Hepsini... Şu bölümüyle bu hastalık kırma diye tabir edilen yani kontrolsüz hareket edebilen başıboş bir köpekler var ya, yani kırma cinsleri olan. Birkaç köpeği, yani bir iki köpeğin bileşiminden oluşan ve dolayısıyla da ne yapması, ne yapacağı belli olmayan köpeklerle ilgili bir problem var. Onlar sahiplenilmezse, maskesiz dolaşmazsa, sokakta dolaşması kadar tehlikeli bir şey yok. Ve hastalıklılar, yani kuduz hala yaygın bir şekilde devam ediyor. Şey onlar orada evet. Farklı bir şey. Hastalık meselesi... Ama bu kadar yani. Evet, yoksa başka bir çeşit hastalık değil. Meselesinde tabii ki o hastalıklı hayvanların zaten yapılması gereken şey uyutulması. Toplum sağlığı açısından da evet, toplum sağlığı açısından yapılması gerekir. Ama evet, bu bir sorun, bu bir gerçek. İşte başıboş köpekler, işte bu sorunu yaşayan, işte hayatını kaybeden çocuklar var, insanlar var, yaşlılar var. Ama bir taraftan da bu sorunun sadece uyutularak çözüleceğini düşünmek de çok gerçekçi değil. Evet, hastalıklı hayvanları uyutalım ama onun dışında bir barınakları çoğaltıp bu barınaklar içinde bu başıboş gezen köpekleri buralarda kısırlaştırarak... Çok geç hareket edilmedi mi? Yani bu kadar işte 4 milyon, 5 milyon, Tarım Bakanı 4 milyon. Yani bu yıllardır zamanla, bu konu tartışılıyor ama bu kısırlaştırma kampanyası... 4 milyon deniyor ama 2 de diyen var. 8 milyon diyen de var. 8 milyon, 8 milyon diyen de var. Kaynaklarında 2 milyon da gösteriyor. Bunun ne kadar... İstanbul'da mesela benim yaşadığım semtte de öyle sürekli yeni yavrular, ama. Sürekli yeni yavrular kısırlaştırma hep... Çünkü kısırlaştırma da maliyetli aslında. Evet. Dolayısıyla ona da bir bütçe ayrılması lazım yerel yani tarafından. 10 sene önce bu boyutta değildi. Keşke eğer daha önceden bu sefer. Pandemi. Ya bu, evet. Önce her şey pandemi ekonomiyle, mi? Eğitim, öğrenimle, farkındalıkla ilgili. Bu, çünkü bu sorun, evet. Ben Gürbüz Evren'in bir makalesini okudum. O 17 Avrupa Birliği ülkesinde araştırmalara bakmış. İki ülkede itlaf öldürme var. Londra'da birisi Romanya, var. Diğeri Slovakya. Onun dışında hiçbir İtalya'da ülkede var. Yok. Londra'da Danimarka, var. Hollanda, öyle Almanya sor. Çözmüş meseleyi. Var, Rusya var en çok uyutma. Başıboş. Rusya'da başıboş. O da küçük il ilçelerde. Londra'da günde 21, 2023'e göre günde 21 hayvan. Bizim bence en önemli meselemiz biz bu köpekler dün üremedi. Vardı zaten. Evet, yani burada şöyle bir şey. Değil. Burada cam yarıştırmıyoruz da. Bu bir yarışma meselesi değil. Az üzülmek, çok üzülmek evet. Meselesi değil. Bence biz millet olarak, ondan ziyade yöneten olarak, belediyeler olarak sınıfta kaldık. Çünkü bir kanun çıkardık 2004 yılında. 20 yıldır
bu kanunun gereklerini yerine getirmedik. Ne, bitti. Nedir onun esas, kanun o kanun gereği? 5199 sayılı bir kanun. Evet. Kısırlaştırmayı öngörüyor. Barınakları evet. öngörüyor. Ama işte belediyelere aldığın yere bırakmak koşulu. Ama orada da bir eksiklik var. Belediye diyor ki sen bunu yapıyorsan aldığın yere geri bırakmak zorundasın. Hiç geri bağlayıcılığı. Barınakların çoğu ruhsatsız. Belediyelerin çoğunda barınak yok. Türkiye'de bir şey söyleyeyim. Barınak yok. Hocam bir şey söyleyeyim. Barınaklar çok kötü. Serap Hanım, geçen örneğini verdim. Türkiye'de mesele Türk halkı kanundan ve devletten korkar. Evet. Kanundan, hocam bir saniye. Aynen. Devletten ve kanundan korkar. Kanundan artık korkmuyor. 99-2000'de örneği veriyorum. Kapkaç olayı Bakırköy'de her gün 3-4 kişi ölürdü Türkiye'de. Tabii, o zaman suça, bakın örgüt suçu yoktu, gasp yoktu, suç değildi. Gasp 3 gün yatıyordun, çıkıyordun. Sonra bunu DSP, MHP hükümeti gaspı çeteye soktu. 3 yıldan 12 sonra yıldan, daha çok arttı. Hayır. 3 yıla getirdi. Bir günde kesildi. Türkiye'de kapkaç bitti. Bir günde demeyelim de yani bitti bitti. Azaldı. Bakın, evet, bir saniye. Çok azaldı. Çok azaldı. Hocam, bir saniye. Çok bu da şöyle bakın. Devlet, bu da biz iştahatla hareket eden bir toplum değiliz. Bize kanun lazım. Ya. Bu gelecek. Belediyelere kanunla bu yetkiyi vereceksiniz. Verecek, kısırlaştırma yani. Ve şey. Ama ben kendi yani başka türlü... Nasıl yani? Belediyelerde bu yetki yok mu? Yok. Hayır. İştahat var. İçtihat var. Hayır, hayır. Cem Bey çok yok. Uzağa gitmeyin. Çip takılsın yaptım. Denildi. Herkes çip şey taktırdı bakın, mesela. Yani çip... yaptırım uyguladığınız vakit... Elfin Hanım, bir şey diyeyim. Ben bu sabah yani. Kendim bakın bir haftadır veriyorum. Türkiye'de çip takılan köpek sayısı çok az. Hayvan sayısı da. Esnafın dediği bilmem baktığı çok az. Türkiye'de 4 milyon köpeğin 3 milyon 980 bini sahipsiz. İki bizim halk alıyor, bırakan çok. Bunların hepsi kayıtlarda var. Yazık, haberler alıyor. Şimdi yaz geldi. Geçen gün bizim tatil beldelerine İlyas Medya'nın orada kış, bazı köpek kedi. Bakın, mesela geldi tertemizler. Ya, ormana gidin, tertemizler. Kamera kayıtlarına bakıldı. Hocam bakın şöyle. Türkiye'de hayvan alınıyor. Evde bırakılıyor. Bir, bakın İtalya'da benim Anadolu Ajansı bir derleme yaptı. Okuduk. Ben uyutmaya %1 milyon karşıyım. Yani şöyle, demin Hasan abinin dediği zorunlu şartlar dışında... Bugün mesela bir tane pitbull, bir tane affedersiniz öküz adamın kediyi pitbull'a kediyi bozduran bir görüntüsü vardı. Bizim İhlas Haber Ajansı çekmiş. Kadınlar tepki gösteriyor, özellikle kadınlar. Çocuk o hıyar diyor ki özür dilerim yani ne yapalım diyor. Hayatın gerçeği bu bilmem ne. O görüntüyü gördük, ben canlı köpek gördüm. Köpek dövüştürenler de var Cem. Ya kanın donuyor. Dolayısıyla uyutma diye, uyutma hani hiçbir şey yoksa belki ama o bile olmamalı. Dini olarak da bence o köpeklerin o sahibine çok ağır cezalar verilmeli. Daha ağır diyeceğim ama zaten o. Zaten o. Yani uyutma meselesi aslında. Ben burada hükümete sesleniyorum. Bakın burada bizim iki tane şu an büyük sorunumuz var. Biri İstanbul'da kahretsin taksi sorunu, bu çözülmüyor. Ulaştırma Bakanlığı'na sesleniyorum. Taksi yok. Bazen arabanız bozuluyor. Tamire veriyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'na izin verin artık. Bakın Cem bile isyan ediyor. Ukome siyasi kullanıyor. Hocam görüyorum bak. Cem Ukome siyasi kullanıyor. Sokak dev hükümet ona buna bakmayacak. CHP ile muhalefetle görüşecek. Kanunu çıkaracak. Bu sokak köpeklerini kısırlaştırarak barınaklar. Yoksa bakın bir demokratik ülkede yani böyle efendim şey köpek ya çocuk gidiyor çocuğu parçalıyor ya. Serap Hanım ya bu olmaz. 1910 yılında bu ve 1932 olmaz. Yılında bunlar denenmiş çözüm olmamış. Yani siz öldürerek katlederek ya Allah var ya bize yani bela verir ya. Böyle bir şey olabilir. Böyle insan olarak gereğini yapmayacaksın. Mesela Cem diyor ya kanun çıktı uygulamadın. Bir dakika da Ersin Hanım'a verelim süremiz doldu siz de diyorsunuz. Ben de kesinlikle karşıyım. İnsani, vicdani, ahlaki, dini her açıdan bu uyutulma meselesine karşıyım. Ama yerel yönetimler bu işi çok sıkıya almalı. Her yerde barınak inşa edilmeli. Barınakların bakımı çok iyi yapılmalı. Barınaklarda çünkü köpekler ölüyor ve yok açlık içerisinde kalıyorlar. Onun dışında bölgesel çözümler üretmeli. Birçok yerde mahallelerde köpekle mahalleli arasında bir ilişki var. Mahallenin köpeği işte bakın Habertürk'ün kapısında yıllardır gelirim. Bir köpek yatıyor öyle değil mi? Evet. Şimdi toptancı yaklaşım yaklaşım ne demek? Onu da alıp götürecekler. Onun ne zararı var? Yıllardır buraya girerim ve hep kapıda durur, uyur. Çünkü artık o mahalleyle, bu binayla, buradaki insanlarla bütünleşmiş. Bunun aynen, gibi, toptancı anlayış yanlış. Bunun gibi mahallelerde çok var yani insanların sevdiği, baktığı, koruduğu vesaire. O yüzden hani bazı yerlerde de çocuklar okula gidemiyorsa
oralara özgü dediğim gibi barınaklara alınabilir çözümler. Mahalli, yerel yönetimlere çok görev düşüyor. Bir de bu bıçak gibi bir günde kesilip olabilecek bir şey değil. Değil. Seferberlik gibi başlayıp peyderpey birkaç yani... O nedir? Serap Hanım. Bakın Peter... Yani öyle konuşuluyor ki. Yani bir an... Öğrenme çözüm olabilir mi ya? Serap Hanım. Size demiyorum ben. Peter Drucker'ın lafı dünün... Hani kısırlaştırma yeterli olmaz diyorlar ama bir zaman... Yapmazlar. Peter Drucker'ın lafı dünün çözümleri bugünün sorunları. Bugünün çözümü yarının sorunları. Yapılmadı ama burada kimse yapmadı. Bir şey söyleyeceğim. 199 sayılı yani. Bir kanun çıkardık ya. Kanun değil mi? Cem diyor ki kanun ne demek ya? Ya yapmadık kardeşim yapmadılar. Bunu yapmayan kimse kanun, ortaya çıksın. Hayır, kanun ne koy? Kaynaklanan yetkiyi kötü kullanılır. Hocam bak bir şey söyleyeyim sana. Yap, hayvanlara hayvanlara tek bıcı bıcı bir tane ya, bak. Günlerde bir hayvanlara bak bir şey diyeyim bak. Haber hepimiz haberciyiz. Hayvanları tekme tokat dövenler öldürenler vardı. Kedi köpek değil mi? Kesildi. Yasası çıktı ne oldu? Evet. Bak bizim İhlas Haberi. Hala var. Hayır, var ama. Bakın şöyle. Doğru. Bakın İhlas bizim İhlas Haberi'nin her yerde şeyi var. Bakın bütün ilçelerde bile bizim muhabir arkadaşlarımız var. Bize eskiden geçerlerdi tek tek mesela günde. Şimdi bakın gene var ama tek tük. Niye? Çünkü ceza oluyor. Hapse girecek ya. Korktu. Evet. Bak çok etkili. Ha, demek kanun ki etkili. Şu, bunun gereklerini yapmayan belediyelere de sorumluluk yüklemek evet. lazım. Onu bunun söylüyorum. Hocam, yaptırım ceza, bak, yaptırım. Sigara yasağı bak. Ben evet. sigara yasağı çıktığında sigara benim yasağı, bile aynen. bu uygulanmaz deniyordu. Bizim kafe sahibi arkadaşlar. Ya bu olmaz, uygulanamaz. Şu an hocam kafine bak nasıl... Tek tük kanun... ihlaller var. Yine Hayır. tek mucitler biliyorsun. Hocam tek tük olur. Açılır. Hocam ama dünyanın her yerinde içirmiyoruz. Ya, sevgili elimizde hocam dünyanın her yerinde zaten. Tek tük olur ama anladım. Sigara yasağı bugün tuttu mu? Seninle tuttu. Aynı fikir. Çünkü niye? Para benim, ödeyeceksin. Benim hapis şu, var, para var. Doktu millet. Bak, alakasız bir şey de keşke yere çöp atana da sigara yasağı gibi para olsa. Ben bunu düşünüyorum. Sen ama çöp atana. Gereğini yapma. Benim derdim ya ben bunları yaza var ya hocam. Mahallenin birisi olacak. Tükürene de. Ya yani ceza kanun olacak ama kanun yaptırımı uygularsa millet uyar. Bitti. İnsan zalim ve bencil. Onu vicdanına bırakmamak lazım. Evet, aynen öyle. Aynen. Vicdana bırakmamak Uyutma, gerekiyor. Uyutma öldürmeden o zaman hayvanları mülkü olarak malı gibi görenlerin problemi bu aynı zamanda. Evet. Dolayısıyla o hayvanları hani... Toptancı bir anlayış yanlış. Yani peki, hayvan sevmeyen insan sevmez. Bir seferberlikle kısırlaştırılabilir ama gerçekten aynen. onları sokağa bırakanlara da bir ceza... Evet, ya, bir çözüm evet. En ağır ceza onlara verilmez. Artık kapamam gerekiyor. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Hararetli bir program oldu. Her birinize katkınız için sağ olun. Hoşçakalın.